izleyenler merhabalar. Wow televizyonunda Medeniyet Mirasında tekrar birlikteyiz. Tabii aradan bir hafta geçti ama biz gerçekten sizleri çok özlüyoruz. Sizler de mutlaka bizi özlüyorsunuzdur. Öyle inanıyoruz. Çünkü bütün bir dünyanın, insanlığın kadim problemlerini, kadim konularını konuşuyoruz. Bugünümüzü ilgilendiren, bugünkü gelişmeleri çok yakından alakadar eden temel problemleri Bekir Hocam'la birlikte ele alıyoruz. Bugün de yine medeniyetlerin yükselişi ve tabii ki ondan sonra çöküşü bağlamında bir takım hususları sizlerle paylaşmaya çalışacağız. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Hocam geçen hafta değil tabii kaç hafta önce sanıyorum iki program önceydi medeniyetlerin yükselişini bir Programda. bir hafta bir hafta önce yani evet. geçen hafta değil ondan ondan önce. önceki hafta evet geçen hafta benim rahatsızlığım dolayısıyla gelememiştik evet yine programımız Canlı e, değil. aksamadan yayınlandı evet. e, şöyle bir şey e, söz konusu şimdi hocam biz yükselişi tabii konuştuk medeniyetler nasıl yükselir medeniyetlerin tabii ki doğuşunu konuştuk nasıl ortaya çıkarlar nasıl gelişirler ve nasıl yükselişe geçerler bu aşamadan sonra ben sizinle bugün çöküşü konuşmak istiyorum. Fakat çöküş konusuna geçmeden önce yükselişte bazı hususları da açmak istiyorum biraz geliştirmek. Aslında istiyorum. biz doğuşu konuşmuştuk, yükselişe ee, de geçmemiştik pek. Konuştu. Konuştu. Şey, çok kısa bir ee, şey. Evet. Yükselişe geçtik. Ama onu yükselişini özel olarak ele almamız lazım evet. elbette. Biraz biraz açacağım onu inşallah. Evet. Biraz daha konuşalım geniş bir şekilde. Bilhassa ben Toynbee üzerinden yürümek istiyorum. Daha doğrusu yürümenizi istiyor, isteyeceğim size. Şimdi Arnold Toynbee'nin medeniyetlerin yükselişiyle ilgili ilginç çözümlemeleri var. Tabi İbn Haldun'dan da izler taşıyarak. Onun İbn Haldun'un hakikaten hem e, asabiyetle ilgili yaklaşımları hem tavırlar nazariyesi, teorisi hem de hadariyetle ilgili yaklaşımları bugün bizim medeniyetle ilgili değerlendirmelerimize ışık tutuyor medeniyetle ilgili medeniyetlerin doğuş, yükseliş ve çöküşüyle ilgili birçok konuya ışık tutuyor gerçekten. Zaten modern dünyanın felsefecileri, tarihçileri, toplum filozofları ve sosyologlarından birçoğu da İbn Haldun'dan izler taşıyor. Yani İbn Haldun'dan etkilenmişler. Bunu da açık bir şekilde söyleyelim. Dolayısıyla Toynbee'yi konuştuğumuzda aynı zamanda İbn Haldun'a da yer yer atıflar yapacağız. Fakat Toynbee'nin iç ya ve dış proletarya kavramları üzerinden özellikle de meydan okuma ve cevap verme. Evet. Diyalektiği, bir diyalektik var orada. Bir takım meydan okumalar söz konusu, ona cevap vermeler söz konusu. Aslında Toynbee medeniyetin gelişimini bu iki şey arasındaki diyalektik ilişki çerçevesinde bir bakıma izah ediyor. Bu ilişki güçlü olursa cevap verme, meydan okumalara karşı cevap geliştirilebiliyor ve güçlü cevaplar verilebiliyorsa, kısaca özetlim, özetliyorum ben, orada bir medeniyette yükseliş söz konusu, medeniyetin açılımı söz konusu ama meydan okumalara cevap veremiyorsa medeniyet, orada da medeniyetin yine zayıflaması söz konusu, çöküşe doğru yol alması söz konusu. Ee, eğer zayıflama durumu söz konusuysa medeniyette Toynbee'ye göre, Orada iç proletarya dediği içerideki o yaratıcı azınlık yani medeniyeti ayakta tutan aktörler, özneler ve aynı zamanda da dışarıdan hasım olarak saldırıya geçmek isteyen veya düşmanlık yapan aktörler bu defa ne yapıyor? Zayıf düştüğünüz için saldırıya geçiyorlar ve sizin çöküşünüzü hazırlıyorlar. Kısaca ben tabii kısaca kabaca özetliyorum. Sizden daha çok bunu dinlemek istiyorum. Bugüne uyarlarsak bunu, sizin de çünkü hem bugün medeniyetlerin, yaşayan medeniyetlerin yükseliş trendinin ne durumda olduğunu somut olarak çünkü konuşmamız lazım. Hem de aynı zamanda Türkiye'yi özel olarak konuşmak istiyorum. Duygusallıktan uzak, ideolojik yaklaşımdan uzak, bilimsel olarak tamamen ve felsefi olarak. İslam dünyası tabii ki esas şey İslam ümmeti. Ama Türkiye ekseninde, Türkiye'nin buradaki rolü, Türkiye'nin yükseliş trendine geçip geçmediği, geçtiyse hangi aşamada olduğu konularını da konuşmak istiyorum. Öncelikle Toyin bir hocam. Şimdi medeniyet deyince tabii ki akla ilk gelen isim yani 20. yüzyılda evet. geçen, geçen asırları kastetmiyoruz. 20. yüzyılda akla gelen aslında üç tane isim var. Evet. Öncelikli üç isim var. Bunlardan birincisi Toynbee. Bir diğeri Brodel. Brodel, evet. Bir de bizde <laughs> çok tanınmayan Will Durant var. E, Amerikalı. Tabii. O da çok önemli. Amerikalı medeniyet evet. tarihçisi Will Durant. Şimdi Toynbee bir şeyin Alman ekolünün etkisi altında kalarak. Ünlü Alman Hı. felsefe, Oswald Spengler'in. Evet. Daha 1890'larda Spengler'in çok etkisinde kalmış. Hı. Çünkü hocası ona Spengler'in kitabını vermiş, al bunu oku demiş. O, o kitabı okuyunca çok etkilendim diyor. Ve Spengler'in tesiri altında, medeniyetlerin oluşumu üzerinde düşünmeye başladım ama... Esas beni rahatsız eden diyorum Batı medeniyetinin çöküşü diyor. Hmm. Yani Osman Pankler Batı medeniyetinin çöküşe geçtiğini söylüyor, çöküşte olduğunu söylüyor. Bu çöküş nedir, neden çökme çökebilir, nasıl bundan kurtulabilir bunun üzerinde çok düşünmeye başladım diyor. Zaten kendisi tarihçi, tarih okuyor. Hatta e, annesi de tarihçi, annesi de tarihçi. Ve annemin okuduğu tarihle benim okuduğum tarih farklı tarihlerdi hmm. diyor. Şimdi e, önümde duran şu kitap Tombi'nin ölmeden önce yazdığı son kitap. 73 veya yet, 73. Bunu bir kameraya da gösterelim hocam. Evet bu evet. Fransızca tercümesi. Evet. Bunun e, İngilizce ölmeden önce yazdığı son kitap bu. Burada... Başlık, insanlığın, ol, başlık olarak insanlığın maceraları büyük, evet, macerası, büyük macerası yani medeniyet, medeniyet. hikayesini e, tek tek çağ çağ bölüm bölüm ele alıyor fakat burada esas girişte kainatın yaratılışından varoluştan başlayarak ondan insanlığın yeryüzündeki belirmesine, yeryüzü üzerindeki macerasına geçiyor. Burada Biyodiversite dediğimiz biyolojik yapı üzerinde yani çevre biyolojik, üzerinde farklılık, çok üzerinden gidiyor Biyolojik farklılıklar üzerinde. Evet. Çevre üzerinde çok duruyor ve insanı medeniyete götüren yoldaki en önemli etkenin çevre olduğunu söylüyor. Hmm. Dolayısıyla insan diyor çevrenin mahsulüdür diyor. E, çevresinde iyi bir eğitim almışsa, iyi bir yetişmiş bir kitle varsa o bir elit tabakayı oluşturuyor. Bunlar diyor çok az toplumda çok azınlıktadır daima diyor. Ama esas büyük kitle böyle bir eğitimden geçmemiş olan ve ona göre işçi olan insanlar. Hmm. Yani bunlar işçilerdir diyor. Dolayısıyla medeniyeti işçiler kurmaz diyor. Medeniyeti elitler kurar. Diyor elit medeniyeti inşa eder, işçi medeniyeti sırtlanır, devam ettirir diyor. Medeniyet kurma kabiliyeti özel bir istidadı gerektirir. Öyle herkes sadece okudum, sadece yüksek bir aileye mensubum diyerek bu da mümkün değil diyor. Özel bir istidadı gerektirir diyor. Ona yaratıcı azınlık diyor değil mi hocam? Evet yani evet. ben yaratıcı kelimesini çok kullanmak istemediğim için yani, söylüyorum bir evet. azınlık elit güçlü evet. azınlık güçlü diyelim yani. evet güçlü azınlık evet. güçlü azınlık buradan hareketle nasıl çevrede tabiatta biyolojik hayatta evet oluş gelişme yükseliş ve çöküş varsa medeniyet de böyle bir kanuna tabidir diyor. Evet. Bir medeniyet yükselirken o Elit tabaka o güçlü zümre medeniyeti dinamik hale getirecek keşiflerde bulunur çalışmalarda bulunur araştırmalarda bulunur ve medeniyetin zayıf noktalarını tespit eder diyor Aslında sizin de başta vurguladığınız gibi bizim de geçen konuşmalarımızda ortaya koyduğumuz gibi medeniyetin ortaya çıkışı bir büyük bir kriz ve tehdit ve bu tehdide karşı verilmiş olan cevaptır diyor. Şimdi bir medeniyet herhangi bir medeniyet topluluğunda zaf emareleri başlayıp onu yaratıcı hale getiren, onu güçlü hale getiren o elit tabaka durağanlaşınca yenilik yapamayınca ki bu hareketlilik fikrini spenklerden evet. alıyor, spenklerden alıyor. Hareketliliğini kaybedince yavaş yavaş o işçi tabakası zaten yeni bir şey ortaya koyamaz. O sadece kendisine verileni kullanır. Yeni bir şey iptal etme evet. gücü yoktur diyor. Dolayısıyla medeniyetin bünyesinde zaaflar belirleyince <laughs> ve entelli, o seçkin kitlede bu zaafları bu tehditlere karşı cevap verecek duruma gelemeyince o medeniyet yavaş yavaş çöker, yıkıntıya geçer. Ama yıkılırken karşısında aynı zamanda yeni bir dinamik güç ortaya çıkar. O medeniyetin yıkılışından istifade ederek ve yeni bir dinamik güç yani o e, Hı -hı. üretici kitle yeniden ortaya çıkar ve onlar yeni bir medeniyeti kurarlar. Yani şöyle ifade etmek istiyor. Bir medeniyet yıkılırken aynı zamanda yeni bir medeniyetin tohumlarını da taşır. Ama bu her zaman böyle olmaz diyor. Şimdi, e, tabiat olayları, felaketler, doğal afetler vesaire de bu meydan okuma, bunların meydan okuması e, ne kadar güçlüyse, Medeniyetin de dinamizmi o kadar güçlü olur diyor. Yani meydan okumaya cevap veremeyen medeniyet ayakta kalamaz. Meydan okumaya cevap verdiği zaman o zaman kendi şeyliğini devam ettirir. Diri, diri demektir. Diri canlılığını güçlüdür, evet. devam ettirir. İşte burada o medeniyeti kuran iradeye yani insana esas i̇şte, e, misyon burada işte, onun evet. üzerine düşüyor evet. diyor. Şimdi savaş gibi yahut saldırı gibi farklı medeniyetten gelen tehditlere, farklı medeniyetlerden gelen meydan okumalara karşı da orada da bir cevap söz konusu e, olamazsa, yani onları durduramazlarsa o dış tehdit, işte dış proletarya dediğiniz sizin evet. dış tehdit medeniyeti ne yapar? Sarsar. Sar, ve kısa süre sonra da o medeniyet yok olur, gider. Tarihte bunun örneklerini çok veriyor. Genel olarak o 19 medeniyetten söz ediyor. Evet. Bu 19 medeniyetten 5'i canlı diyor. 14'ü ölü medeniyetler diyor. Evet. Şimdi bu medeniyetlerin sayısı konusunda da değişik rakamlar veriliyor. 7 diyenler var. 20 diyenler var. 30 diyenler var ama en son ihtimalle 40'a kadar çıkaranlar var. Şimdi Toynbee 5 medeniyetin kalıcı bir e, bugün de hala yaşamakta olduğunu ama bunların can çekişmekte olduğunu söylüyor. Bu medeniyetler İslam medeniyeti, Hint medeniyeti, Çin medeniyeti ve Ortodoks medeniyeti. Evet. Bunlar can çekişmekte olan medeniyetler. Toynbee'ye göre güçlü olan Batı medeniyetidir diyor. Fakat Batı medeniyetinin güçlülüğü diyor 1837 ile 1897 yani İngiltere'nin Victoria devri hı hı. en muhteşem devri Victoria çağı evet. Victoria çağında diyor Batı medeniyeti zirvesine taşındı. Hı hı. Ve Batı medeniyetinin mensuplarına çok aşırı bir özgüven geldi, kendi medeniyetlerinin asla yıkılmayacağını, geçmiş medeniyetlerin zaten bu öbür medeniyetler bir kısmı ölmüş, bir kısmı da can çekişiyor. Bunların karşısında tek canlı medeniyet Batı medeniyetidir. Dolayısıyla Batı medeniyetinin sürekli, ol, sürekli olacağını zannediyorlardı diyor. Hmm. Bu zan zaten batı entelejansiyansının, batı entelektüellerinin hepsinde de vardır. Bunu yıkan en büyük etken ne olmuştur? Birinci Can Savaşı. O batının kendi içindeki çatışma ister istemez batı medeniyetini güçsüz hale getirmiştir. Evet. Şimdi şey Toynbee bunun farkında ve bunu yaşadığı için ve içinde yaşadığı için Birinci Cihan Harbi'ne kadar hep medeniyeti Spengler perspektifiyle değerlendirirken Birinci Cihan Savaşı'ndan sonraki olaylar onu bayağı aymazlıktan yani kurtarıyor. Diğer birçok batılı düşünür gibi, bilim insanı gibi o da düşünüyor tabii. Tabii. Ama Ve kitleler de böyle düşünüyor hocam. Batı'da Birinci Cihan Savaşı ile beraber değil mi? Bir şey sorgulamaya başlıyorlar. Yani her şeyi hani kaybetmişsiniz yani. hani çok... bu modernite, bu Batı medeniyeti bize büyük şey getirecekti. Çok bir de vaatleri vardı. Bu kadar rahat, müreffeh evet. bir hayata alışmışlar. Müreffeh hayat birden kayboluyor. Sıkıntı, elektrikler kesiliyor. Yaşanacak mı efendim? Saldırılar çok, var, katliamlar var. Çok az var. olmasına rağmen bu savaşın şeyi sahası Batının kendi içinde değil aslında. Evet. Matının sömürge kesimlerinde ama sömürgeden gelen imkanları ellerinden gittiği için onların rahatı da yavaş yavaş kaybolmaya başlıyor. Evet. Ve işte o zaman medeniyetin içindeki bu meydan okumada bu elit zümre, seçkin zümrenin veya güçlü zümrenin yanına bir başka gücün daha önemini ortaya koyuyor. O da din. Din de burada etkili olduğunu o zaman farkına varıyor. <laughs> Dinin etkili olması üzerinde dururken de bütün dinlerle Hristiyanlığı mukayese ediyor. Ve diyor ki bunların içerisinde en güçlüsü Hristiyanlıktır diyor. Ve Hristiyanlıkta da yani değişik dinlerin özelliklerinden bahsediyor ama burada İslamiyete bakışı bir ilginç bir bakışı var İlginç değil e, son derece e, biraz da sakat diyeceğimiz evet. e, demin e, işçi dediği kesim var ya evet. yani yaratıcılıktan yoksun Kitle. üretemeyen evet. geniş kitleler şimdi diyorum İslam medeniyeti işçi medeniyeti diyor bu Hı. medeniyet yeni şeyler üretecek güçte değildir diyor Hı. bu bu medeniyetin mensupları Araplar diyor daha çok o zaman Arapları nazar itibarı alıyor. Araplar tabii öteki İslam ülkelerine çok fazla temas etmiyor. Araplar diyor yaratıcılıklarını kaybettikleri için bunlar ancak olsa olsa batıyı taklit etmek durumundadırlar diyor. Batıdaki gelişmeleri taklit ederek medeniyetlerini ayakta tutmaya çalışırlar ama taklit hiçbir zaman aslı yerini tutmaz diyor. Dolayısıyla bu taklit onlara bir şey kazandırmaz diyor. Ama bununla da kalmıyor tabii arkasından İkinci Cihan Savaşı geliyor. İkinci Cihan Savaşı Batı efkar umumiyesinde daha büyük bir yıkıma sebep oluyor. Ve şeyde bu Toynbee'nin fikir dünyasında gördüğümüz şey orada da ırkçılık üzerine duruyor. Çünkü Hitler faşizminin, evet. Mussolini faşizminin yaptığı ırkçı söylemler Avrupa'yı nasıl birbirine düşürdüğünü gördüğü için diyor ki gelecekte medeniyetin en önemli yıkıcı unsuru ırkçılık olacaktır. Evet. Diyor. Batı medeniyeti bu ırkçılık konusunda çok başarılı olamaz diyor. Batı medeniyetinin ırkçılıkla ilgili fazla söyleyeceği şey yoktur diyor. Çünkü diyor biz kuruluşundan beri, Roma'dan beri hep Avrupa'nın üstünlüğü üzerine, Avrupa hırkanın üstünlüğü üzerine sistemimizi inşa ettik diyor. Burada bir tek İslamiyet'in gücünden istifade edebiliriz diyor. Çünkü İslamiyet, İslamiyet'in insanlığa getirdiği iki tane büyük şey, önemli şey var diyor. Birisi tek tanrı inancı yani tevhid hakidesi. Bir diğeri de diyor ırkçılıkla mücadele, ıı, Kara Afrikalıyla beyaz insanı güçlüyle zayıfı aynı e, safta bir araya getiren bu din diyor. Batı medeniyeti bu dinden istifade etmeli, bu dinin bu tarafından istifade etmeli diyor. Ama bu diyor hiçbir zaman için İslam medeniyetine yeniden bir canlılık getirecek bir dinamizm de sağlamaz diyor. Ha. Çünkü ırkçılığın olmaması demek medeniyetin yükselmesi manasına gelmez diyor. Veya ırkçılığın olması medeniyetin yıkılışı manasına da gelmez diyor. Elit tabaka lazım evet. Bu yaratıcı ve elit, elit tabakanın elit tabaka oluşması lazım. gerekir diyor. İşte buradan <laughs> baktığımız zaman e, İslam medeniyetinin geleceğiyle ilgili hiç de iyi fikir şeyler söylemiyor. Zaten bunu da çok e, açık söylüyor diyor ki bizim burada şey olmamız da yani bunu alkışlamamız da İslam medeniyetinin üstünlüğünü ortaya koymamız da bize düşmez diyor bizim işimiz değil onu evet. kendiler yapması lazım diyor Bize göre diyor İslam dünyası geçmişiyle ne kadar bağını koparırsa geçmişiyle irtibatını ne kadar keserse o kadar, medenileşir. Diyor. Yani bize ne kadar tabi olursa. Bizi, aşka bir bizi şey ne oluyor. kadar taklit ederse evet. ve bizi ne kadar bize ne kadar tabi olursa. Bunun içinde birkaç örnek veriyor. ona da temas etmeme izin verin. Estağfurullah. Şimdi tarihten örnek alıyor. Yahudi tarihinden örnek alıyor. Romalılara karşı Yahudilerin iki mücadele veren iki kitlesinden söz ediyor. Bu kitlelerden birisine zelotlar evet. diyor. Bu zelotlar aşırı dindar, dini duygulara tamamen e, açık ve hiç taviz vermeyen kitle diyor. Bunlar diyor Romalılar Kudüs'ü işgal edip e, şeyi e, e, İberi şeyi e, İbrani ülkelerini, Filistin'i zapt ettikleri zaman doğrudan şeyle silahlı mücadeleyi öne yerdiler diyor. Bunun için çalıştılar diyor. Ama diyor onların karşısında Herodiyen bir anlayış evet. var diyor. Herod diyor Romalılarla mücadele etti ama Romalıları yenmek üzere değil onlardan haklarını almak üzere onlarla anlaşmak üzere mücadele etti diyor ve onun için diyor Herodianlar daha çok başarılı oldular ama Zelotlar da ortadan kalkmadılar diyor. Bunlar da diyor devam ettiler aynı şekilde diyor. Gerçekten de şimdi Taberiye Gölü'nün yani Lut Gölü'nün üst kısmında Mesada diye, Masada diye bir yer var. Herod orada şeyi yapıyor, kendi e, şeyini Romallar'dan evet. ayrı olarak e, e, Yahudi şeyini gücünü, Yahudi bağımsızlığını orada savunmaya çalışıyor. Ama sonunda Roma çok güçlü, Roma güçlü olduğu için yeniliyor. Şimdi diyor İslam dünyasında da Herodianlar var, Zelotlar var diyor. Zelotlar bunlar diyor eski şeyden asla taviz vermeyen kitlelerdir diyor. Burada da iki örneği veriyor. Bunlardan birisi Vahabi Suudi Arabistan'ıdır diyor. Hı hı. O zaman diyor henüz daha petrol şey yap değil. Yer altındaki zenginliklerin de farkında değillerdi diyor. Onlar çölün bedevi hayatına İbtidai hayatına zorluklarına alışkın oldukları için İnzellotlar zaten zorlukla evet. mücadele edenlerdir diyor. Alışkın oldukları için bu hayatı devam ettirmeden yanaydılar diyor. Bu bakımdan bunlar asla taviz vermediler ve Batı'yla da bir ilişki içerisine girmek istemediler diyor. Şimdi ilginç değil mi? 1900 Acaba... 1900 40'larda şeyin e, Toynbee'nin tasvir ettiği Suudi Arabistanla bugünkü neredeyse her şeyini batıya teslim eden bir Suudi Arabistan evet. düşünün. Kaldı ki o zamanki tasvirde acaba Vahabilerle ilgili doğru mu? Tabii onu da soru Çünkü o da tartışılır. Şimdi tabii Vahabilerin Burada bu ilişkiler... başlangıç kısmı doğru. Çünkü ne diyorlar? Muhammed İbn Abdul Vahab'ın evet. e, doğrultusunda tevhidi esas alan ve bid'ata karşı mücadele evet. veren bir din anlayışını savunuyorlar ve herkeste savaşıyorlar. Evet. Yani her şeyi şirk görüyorlar ve herkeste savaşıyorlar. Şimdi bir başka örnek de yine biraz çok ilgilendiği için söylüyorum. Bu bizi de ilgilendiriyor. Evet. Bir başka örnek de diyor Yemen imamı imamının İngiliz büyükelçisiyle yaptığı bir konuşmayı anlatıyor. Hmm. İngiliz büyükelçisi Yemen'de Yemenlileri silahla donatıyorlar. Kime karşı donatıyorlar? Osmanlı'ya karşı. Evet, tabii. Bütün de. mesele İngiliz'in derdi Osmanlı'yı yıkmak. Evet. Şimdi diyor Yahya diyor İmam Yahya. Yahyaymış o zatın adı. İmam Yahya diyor büyük elçiyle konuşurken büyük elçi ona dedi ki "Sayın İmam biz size silah verdik. Bak bizim silahlarımızı alıyorsunuz, teknolojimizi alıyorsunuz. Öyle sanıyorum ki medeniyetimizin diğer unsurlarını da alırsınız dedi diyor. İmam Yahya çok böyle alaycı bir tavırla ona bakarak dedi ki biz sizin medeniyetinizi asla almayız dedi. Diyor. Niye almasınız dedim diyor. Çünkü sizin medeniyetiniz içki üzerine kurulu ha. bir medeniyet. Ve haram üzerine kurulu bir medeniyet. Bir de diyor bizim aile müessesemizi tahrip eden bir anlayışınız var. Ben asla onu kabul edemem dedi diyor. Ama bunu aldığınıza göre onu da almak alırsanız daha iyi olur. Orada bir şey söylüyor İngiliz bir gelçi. Ya diyor işki bizim medeniyetimizin olmazsa olmazı değil ki diyor. Mesela o günlerde Amerika'da işki yasağı var biliyorsunuz. Amerika'da işki yasak diyor. Yani bizde işkinin olması İlla bizim medeniyetimizin içkiyle özdeşleşmesini mi gerektirir diyor. Yok ama siz gelirseniz onu da getirirsiniz dedi diyor. Hmm. Şimdi bu zelodyen dediği yani köktenci anlayış aslında söylemek istediği. Evet. Bugün köktenci diye ifade edilen anlayışa iki örnek veriyor. İki örnek de buna mukabil şeye veriyor. Birisi Mehmet Ali Paşa'yı. Mısırlı Mehmet Ali Paşa. Mehmet Ali Paşa İngilizlerle anlaştı diyor. Mısır'ı medenileştirmek, modernleştirmek için çalıştı. Bunun için mücadele etti ve halkını bu noktada çok ağır sıkıntılara maruz evet. bıraktı diyor. Biri de ikinci Mahmut diyor. İkinci Mahmut da Osmanlı da aynı şeyi yaptı diyor. Zaten onların ikisi birbiriyle bağlantılı. Avrupa'ya öğrenciler gönderdi. Halkı bu konuda devrimler yapmaya sıkıştırdı. Ama diyor ne Zeloyenler ne heroodiyenler başarılı olamazlardı diyor Çünkü bunlar başka bir medeniyeti taklit ediyordu Heodiyenler de diyor yani onlar da yaratıcı tarafları yoktu onlar da yenilik bir şey getirmiyorlardı. Onlar da orada var olanı alıp kendilerine adapte ediyorlardı diyor. Evet bunun bir tek istisnası Kemalist Türkiyesi diyor. Mustafa Kemal diyor Türkiye'yi, hem Zelot diyen hem Herod diyen anlayışın hepsini bir kenara bıraktı. Ben yeni bir medeniyetin mensubu olacağım dedi. Ve bu yeni medeniyet konusunda kendi eski medeni şeylerinin hepsini bir kenara bıraktı. Yeni medeniyete adapte oldu diyor. O da Batı Ve medeniyeti tabii. Batı medeniyeti tabii Batı medeniyet o. Doğru Fakat aslında, diyor evet. Mustafa Kemal henüz başaramadı diyor. Başaramadı ama biz Batılılar olarak onun bu çabasını desteklememiz ve başarmasını sağlamamız lazım diyor çünkü İslam dünyasının kurtuluşu bu çabanın başarılı olmasına bağlıdır diyor ve böylece İslam medeniyetiyle Batı medeniyeti arasındaki kıyaslamayı yaparken çarpıcı ifadeyi kullanıyor evet. İslam Müslümanlar ancak yaratıcı kitle veya güçlü entel entelektüel kitle entelektüel hareketi oluşturamazlar, onlar işçiler olur diyor. Ve işçiler de şeylerin e, cemiyetlerin, teşkilatların, patronların izinde gitmek evet. ve onların söylediğini yerine getirmek zorundadır diyor. Böylece e, diyor ki üstün medeniyet batı medeniyetidir. Bizim medeniyetimiz üstündür ama diyor şimdi bu medeniyetin gücünü yitirmekte olduğunu görüyorum diyor. Bu medeniyet ne kadar daha ayakta duracak buradan emin değilim diyor. Ve işte 2. Cihan Savaşı'ndan sonra artık Avrupa'nın böyle dağılması, Amerika'nın güçlenmesini esas alarak Batı medeniyetle diyor belirli bir şeye doğru, yıkıma doğru gidiyor. Bunun önüne geçmemiz lazım ve işte biz bunun için medeniyet üzerinde durmamız lazım diyor. Evet. evet. Şimdi peki hocam siz bu... Toynbee'nin medeniyetin gelişmesiyle ilgili teorisi konusunda sizin şahsi düşünceniz ne? Ee, tabii e biraz önce söyledim. E tarihteki bazı düşünürlerin yaklaşımlarına İbni Haldun başta olmak üzere benzeyen yönleri var. İbni Haldun'un özellikle asabiyet teorisiyle ve tavırlar nazariyesiyle de ilişkili olarak veya medeniyet tasavvuru diyelim genel geniş manada. Onla da bir karşılaştırma yaparak Toynbee'nin o kendi ifadesiyle yaratıcı azınlık dediği yani toplum içinde aslında medeniyeti ayakta tutan azınlık grubu. Bu bu tamam bu anlaşılır bir şey. Fakat medeniyeti izah ederken hem bu kavram hem meydan okumalar, cevap vermeler bunları bir bütün halinde değerlendirdiğimizde sizin kendi şahsi görüşünüz nedir? Mesela bu görüşün bu teorinin Türkiye ile ilgili İslam dünyası ile ilgili kısımlarına geleceğim. Onunla ilgili de bir iki soru soracağım. Ama bir tarihçi olarak Toynbee'nin bu yaklaşımı kabul edilebilir bir yaklaşım mı? doğru yönleri nedir size göre? Kabul etmeyeceğimiz yönleri nedir ve İbni Haldun'un özellikle asabiyet teorisiyle ilişkilendirerek ee, düşünürleri, filozofları, evet. bilim adamlarını biz genel bir yargılamaya tabi tutamayız. Yani onun söylediklerinin hepsi doğru veya hepsi yanlış, hepsi hatalı diyemeyiz. Her düşünürün kendi içerisinde tutarlı tarafı vardır, tutarsız tarafı vardır. O tutarlı tarafların neler olduğunu bilmemiz, tutarsız tarafının neler olduğunu bilmemiz bize o düşünürün fikrinin ne kadar gerçekçi ve geçerli olduğunu gösterir. Evet. Şimdi toyun bir her şeyden önce bir Batılı entelektüel. Ve hep Batı menfaatları doğrultusunda düşünmüş, yazmış, yürümüş, hareket etmiş bir insandır. Şimdi e, demin söylediğimiz örnekte olduğu gibi şimdi diyor bu İslam dünyasındaki erodiyanları bizim küçük görmememiz lazım. Evet. Bunlar bize gülüş geliyor diyor bazı yaptıkları şeyler bize gülüş de geliyor diyor. Ama diyor onları onlara böyle söyleyerek onları umutsuzluğa düşürmememiz lazım. Çünkü onlar bizim yolumuzda gitmeye başladılar. Evet. Bir müddet sonra bizim yolumuzu devam ettireceklerdir, alacaklardır diyor. Hı hı. Bu şerçevede baktığımız zaman Toynbee'nin fikirlerinin bazı temel gerçekleri var. Yani meydan okuma dediği şey aslında medeniyetlerin ortaya çıkışında çok önemli. Coğrafyanın çok önemli bir yeri var. Biraz sonra konuşuruz onu. Topografyanın çok önemli bir yeri var. İklimin evet. çok önemli bir yeri var. E, ilişkilerin ilişkiler ağının kurulması gerek ticari gerek ekonomik gerekse diğer ilişki ağlarının kurulmasının çok önemi var. Yeni bir medeniyetin oluşabilmesi için bunların da elverişli bir ortamı sağlaması lazım. Bu Bunu sağlayabilmek için o tabiatın ve coğrafyanın durumunu iyi değerlendirmek durumundayız. Şimdi görüyoruz işte biz burada aşağı yukarı 6-7 aydır medeniyet konuşuyoruz. Hemen hemen ana hatlarıyla %90 itibariyle medeniyetin seyrini anlatıyoruz verimsiz bir toprakta, uygun olmayan bir coğrafyada, uygun olmayan bir coğrafyada toprakta medeniyetin geliştiği mümkün değil. Görmüyoruz. Görmemiş, Hep evet. gelişmesi için bu söylediği şartların bulunması gerekiyor. Ama bu yetmiyor. Bunun yetmesi için işte Malik bin Nebi'den bahsederken söylediğimiz gibi oraya insan unsurunu ve insan unsurunun içerisine de inanç unsurunun katışması gerekiyor. İnanç unsuru olmadığı zaman yine medeniyet kuramıyorsunuz. Yani aslında hocam Rahat Suresinin 11. ayetini burada hatırlamamız gerekiyor. İnsan unsuru bence her konuda hem de birey olarak değil, kolektif bir yaklaşımla, evet. şuurla, bilinçle bu işin olması mümkün. Onu hatırlatırsak şimdi bir toplum kendinde olanı değiştirmedikçe Allah o toplumu değiştirmez. Evet. Yani burada bir şartlı önerme var bunu genel bir bu, şey olarak. Bu alırsa, insan insanın kendine, eşyaya, çevreye, varlığa evet. bakışıyla alakalı. Bunu değiştirmediği sürece yeni bir oluşum ortaya çıkması Çıkmaz. mümkün değil. Ee, bu o... Bu aynı zamanda sünnetullah dediğimiz şey değil mi hocam? Tabii, yani sosyoloji yani Allah'ın toplumsal bu, tabii, kuralları. Bunu bunu değiştirme e, şansımız da yok. Evet. La tebdileli sünnetillah. Allah'ın sünnetinde değişimi bulamazsınız. Değişim olmaz. Şimdi bu insan unsurunun yetişmesini sağlayan faktörleri üzerinde durmuş oluyor Toynbi. Evet. Şimdi Toynbi'nin sistemi artık bugün çok da fazla geçerli değil. Yeni yani o günlerde medeniyet alanındaki araştırmalar da henüz yeniydi. Kendisi evet. bir tarihçiydi. Tarihçilik Anlayışı tarihçiliği ön planda ama medeniyet konusunu daha yeni yeni oluşturuyordu. Bir ilginç şey daha söyleyeyim Ejder bey. Toyun ilk defa medeniyetler çatışmasından söz eden adam. Evet. Bak biz medeniyetler çatışmasını Hantikton'da duyduk literatürümüze, onun yani gündelik hayatımıza onun da girdi medeniyetler çatışması. Halbuki e Toynbee 1940'larda medeniyetlerin medeniyetler çatışmasının kaçınılmaz olduğunu söylüyor. Bu diyor zayıf medeniyetler bizim medeniyetimizi yıkmak için de el birliği yapacaklardır diyor. Bizim amacım bizim şeyimiz, görevimiz nedir? Onlara bu fırsatı vermemektir. Bu fırsatı vermemek ne demek? Yani onları kontrol altına tutmak evet. ya da evet. ezmek. Ya Ahmet, yani. ya Toynbee aslında o e, Batı emperyalizmini de kendi daha sonraki çalışmalarıyla desteklemiştir. Daima, yani? daima. Zaten evet, o... daha evvel de söyledik yani evet. Birinci Dünya Harbi'nde İngiliz gizli teşkilatında çalıştığını, e, ilk defa Ermeni katliamından evet. söz eden Yeşil Kitap mı? Yeşil evet. Kitap isimli kitabı yayınladığını biliyoruz. Yani evet, e, Türkiye ve Batı diye 1960'larda yayınlanan bir evet. kitapçığı var. Küçük, Küçük bir risale. Bir Aslında o kitapçık değil. Ankara hmm. Üniversitesi Dil, Tarih, Coğrafya Fakültesi'ne verdiği konferans. Hmm. Oraya geldiği zaman orada verdiği konferansta işte demin söylediğimiz Türkiye'nin gidişatını, gidişini orada överek bahsediyor. Ve İslam dünyası içerisinde... Bir tek Türkiye diyor bu çemberi kıracak durumda olan bir ülkedir diyor. Ama burayı da doğru tespit etmemiz lazım. Türkiye kendi tarihini bir kenara bırakarak, kendi geçmişinden vazgeçerek, kendi değerlerini kenara atarak insanlık tarihinde yeni bir yere kavuşabilir mi? Mümkün değil. Mümkün değil. Mümkün değil. E, bu, bunu sağlayan hiçbir güç yok. Nitekim biz bunun... 200 yıldır batıllaşma acısını çektik. Batıllaşmanın ne demek olduğunu gayet iyi biliyoruz. Şimdi böyle bir dönemden geçmiş bir toplum olarak biz ancak kendi tarihimizle, kendi kültürümüzle, kendi değerlerimizle bir uyum içerisinde geleceğimizi inşa edebiliriz. Evet. Bunu yapabilmek için ne Toptan geçmişe bağlanıp kalmak ve geçmişi ıı, idolleştirmek gibi bir hastalığa tutulmamamız lazım. Ne de geçmişi tümden reddetmek gibi bir sapkınlığa düşmememiz lazım. Evet. Ne yapmamız lazım o zaman? İşte eleştirel bir gözle geçmişimizi yeniden değerlendirerek onların her bir konumunu yeniden göz, göz önüne alarak değerlendirmemiz lazım. İşte burada o elit zümre, yaratıcı zümre dediğimiz kitleye çok önemli iş oraya, oraya düşüyor. Halktan bunu beklememize gerek yok. Evet. Halka bunu anlatmakla yetinebiliriz. O zümrenin çok çalışması, çok gayret sarf etmesi ve ortaya sağlıklı ürünler ve sonuçlar koyması gerekiyor. Burada da aşırılıklardan da kaçınmamız gerekiyor. Şimdi Türkiye'nin durumunu sordun. İslam ülkeleri içerisinde e, yeni dünyaya adapte olabilecek güce sahip tek ülke Türkiye'dir. Bunu biz Türk olduğumuz için söylemiyoruz, Türkiye'de yaşadığımız için de söylemiyoruz. Ama vaka da bu. Son bin yıllık İslam dünyasının tarihine baktığınız zaman bu dünyanın içerisinde Türkler aktör haline geldiler, esas rol alan unsur haline geldiler. Eğer Türkler olmasaydı İslam dünyası muhtemelen bugün e, Arabistan Yarımadası'nın e, sınırları içerisinde sıkışıp kalmıştı. Hmm. Çünkü doğudan Moğol istilası gelmiş, her tarafı yakmış yıkmıştı. Batıdan Haçlı seferleri gelmiş, her tarafı Yakıp yakmış yıkmıştı. Evet. Ve e, kala kala bunun içerisinde bir de tabi batıni tehdidi vardı daha evvelde evet. konuştuk buna karşılık bir de Fatımilerin getirdiği İsmaili Şii tehdit vardı. Ve böylece Sünni dünya dediğimiz dünya Bağdat'ta yıkıldıktan sonra artık hilafet de son bulduktan sonra sığınacağı tek yer orasıydı. Bunu kimler bu badireyi önlediler? Gazneli Sultan Mahmud burada çok hassas davrandı. Ha. ...sonra Selçuklular... Evet. ...büyük Selçuklular çok hassas davrandı... ...sonra şeyler çok hassas davrandı... E, ...Mısır'da e, Memlükler... Memlükler, evet. ...Memlükler çok hassas davrandı... ...Selahaddin Eyyubi'nin tabi ortaya çıkışı... ...ve özellikle Abbasi hilafetini yeniden inşa etmesi... ...arkasından Osmanlı'nın... ...Yavuz Sultan Selim'in hilafeti İstanbul'a getirmesiyle beraber... İslam dünyası o dağınıklıktan kurtuldu. Onu dağınıklıktan kurtulduğu için İslam dünyası hep kendi iç sorunlarıyla uğraşmaya başladı. Çünkü bu sorunlar büyük sorunlardı. Evet. Bunları aşmak kolay değildi. E bir yandan da fetihlerle dünyaya açılma ve bir dünya devleti olma, cihan devleti olma şeyi vardı. ideali vardı, arzusu vardı. Şimdi bunları birleştirerek hepsini birden yapmak biraz zor oldu. Ve Osmanlı onun için o yaratıcı entelektüel kitleyi başlangıçta yetiştiremedi. Çünkü o kitleyi Moğollar öldürmüşlerdi. Evet. O kitle Haçlılar dolayısıyla ölmüştü. Batıniler o kitleyi güçsüz hale getirmişlerdi. Bunların yavaş yavaş oluşması lazımdı. İşte Osmanlı'nın e, Söğüt'ten kalkıp Bursa'ya gelişi, Bursa'dan Edirne'ye ve İstanbul'un fethiyle beraber Fatih'le beraber yeni bir dünya devleti olma ve İslam dünyasını kurtarma şeyi geldi ki bu çok önemliydi. Hatta bir Niels diye bir şey var. Evet. E, İngiliz tarihçi var. O da son zamanlarda medeniyet üzerine yazılar yazmaya başladı. Niels der ki yani e, 1480'lerde Dünyanın neresine giderseniz gidin, İstanbul kadar güzel, İstanbul kadar temiz ve İstanbul kadar rahat bir yer bulamazdınız. Hmm. Çünkü 2. Bayezid devrinde artık İstanbul bir dünya başkenti haline evet. gelmiştiler. Şimdi bunları göz önünde bulundurduğumuz zaman, çünkü medeniyet şey de öyle söylüyor, e, bir de söylüyor. Medeniyet diyor bir günde bir zamanda değil eski zamanların devamından evet. devamı olarak o medeniyet kuran iradeye sahip olan toplumlar zaman içerisinde birike birike o noktaya gelirler diyor. Şimdi bizim bin yıllık bir medeniyet tecrübemiz var. Bir yıllık bir devlet tecrübemiz var. Ve bir yıl, bin yıllık bir mücadele tarihimiz var. Bu fetihlerle, gazalarla, cihatlarla dolu bir mücadele tarihi. Kendi iç mücadelemiz var. Ondan sonra entrikalarla evet. entrikalar var. Devletin güçsüzleştirilmesi var. Yıkılması var. Hükümdarların tahttan indirilmesi var. Aziller var sultanların. Şimdi bütün bunların neticesinde yarına baktığımız zaman İslam dünyasında gelecek vaat eden tek ülke Türkiye'dir. Türkiye bunun farkına vardı. Son özellikle 20-30 yıldır ortaya konan şeyler. İrade de, de bunun, bunun evet. ifadesidir. Yani Son 30 yıllık irade. 20 yıllık özellikle. Özellikle 15-20 yıllık irade. Evet. Tam bir ifadesidir. Tabii ki bu ifadenin daha etkili olabilmesi için daha çok şeye ihtiyaç var. Desteğe, daha çok çabaya daha çok e, eyleme ihtiyaç var. Evet. Şimdi bunun için işin bir de bu işin farkında olan bir kitle de var. Biz burada daha ilk başlangıçta medeniyetler çatışması üzerinde dururken ne dedik? Bir şer kuvvetler var dünyada savaşı, çatışmayı, terörü örgütleyen bir şer kuvvetler var. Bu kuvvetler açığa da çıkmıyorlar. Benim de demiyor. Ben diyerek çok net olarak açığa çıkmıyor ama gizli teşekkürler halinde. Ama biz biliyoruz ki ta Hermetik dönemden beri yani Hermes döneminden beri gizli teşekküllerin oluşup bunları örgütlediğini evet. tarihten gayet iyi biliyoruz. Şimdi bu şer kuvvetler Türkiye'nin bu gelişmesinin önünü kesmek emelinde, arzusunda ve niyetindedirler. Bunu da bunu da çok öyle kale almamak lazım bence çok kale almama yani tabii bunu böyle isteyecek. Elbet Siz yani. ister misiniz evet. karşınızda yani. yeni bir güç çıksın da evet. size meydan okusun? Yani herkes sizi izleyecek, yani sizin, sizin medeniyetinizi izleyecek değil. E, ya tırtıklasın, yavaş evet. yavaş sizin medeniyetinizi yıksın, kendi medeniyetini onun yerine yerleştirsin. Bunu kimse bunu hoş görmez. Şimdi bizim yanlışımız Bunları bunlardan bize iyi davranmalarını beklemektir. Evet. Bunlardan iyi davranmalarını beklemeyeceğiz. Davranırlarsa ne ala. Ama bileceğiz ki bugün iyi davranıyorlarsa yarın İyi davranmayacaklar. Bence biz ne kadar güçlü olursak o kadar daha fazla iyi davranırlar bize. <laughs> Onun için güçlü olmamız. Daima, olmayız. daima yani öyledir. Bu, güçlü, evet. ne kadar güçlü yani, olursan evet. o kadar sana karşı Kesinlikle. daha iyi davranırlar Kesinlikle. ve senin evet. yanında yer alır. Evet. Ama insan tabiatı da böyle, ejder ve insan daima güçlü'nün yanında yer alır. Zayıfın yani. yanında yer alan olmaz. İşte bizim farkımız bizim güç, güçlü olma yönümüz daha çok adalet temelinde yürürken i̇şte gücün nasıl, evet, evet. nelerden kaynaklandığı önemli. Gücü kullanmak. Nerede Gücü, kullanıyorsun, nasıl nasıl kullanıyorsunuz? Nasıl kullanacağın ve niçin güçlüsün? Yani adil olmak, ahlaklı olmak, dürüst olmak, insanlara iyilik yapmak için güçlü olmak ayrı bir şey. Öbürlerini ezmek, sömürmek, çalmak, yok etmek ve öldürmek için güçlü olmak ayrı bir şey. Bu ikisini birbirinden mutlaka ayrılması gerekir. Evet. Bu bakımdan Türkiye'nin bu e, tarihi seyir içerisinde e, Toynbee'nin bakış tarzını da değerlendirdiğimiz zaman ki on, onlar da sürekli Türkiye'nin önemini vurguluyorlar. Evet. Vurguluyorlar ama Türkiye'nin bu güçlenmesi korkutuyor da. Herkesi korkutuyor. Hı hı hı. Yani bu mahallede bir güç odağının ortaya çıkmasından herkes hem sevinir hem de ondan çekinir ve onun yükselmesini istemez. Evet. Bu, bu insan tabiatında e, bir var de olan bir gerçek. Çok güçlü bir background'u var tabi hocam. Şimdi tabii. Türkiye büyük Türkiye, bir tarihe dayanıyor. Çok güçlü bir tarihe güçlü dayanıyor. Bir, tarihe dayanıyor. Dayanıyor, bir de insan evet. unsuru çok önemli. İşte evet. bizim medeniyetin oluşmasındaki temel unsur neydi? İnsandı. İnsan. Evet. Yani tamam toprak olabilir. Verimli toprağınız olur ama o verimli toprağı iyi kullanmazsanız üç günde kaybedersiniz gider. Afrika ortada hocam. Afrika'da öyle ee, bir şeyde öyle İskandinav ülkeleri bazı öyle ülkeler Kuzey öyle Kuzey ülkeleri yani, öyle Orta Asya yani. öyle Evet. Yani. Üstelik, Ama ne kadar söz hakkı, söz sahibi. Bir olur. de yeraltı zenginliklerinizin de olması çok anlamlı değil. Birileri Çünkü, gelip alıp götürüyor. Birileri işte. gelip alıp götürüyor. Götürmese bile yani kendisi alıp götürmüyorum dese bile siz onu kendisine teslim etmek gereğini duyuyorsunuz. Kendi elinizle teslim evet. ediyorsunuz. Yani kalktı. Onu Trump ki... kalktı geldi 100 milyar dolar istiyorum dedi Arabistan'dan topladı götürdü 100 milyar dolar değil mi? Evet, Yanlış mı? Evet. Söylüyorum. Doğru. Hocam yalnız e, bir kısa ara verelim. Öyle e, mi? Sizi çok yorduk. Aradan sonra devam edelim. Peki. Değerli izleyenler kısa bir aradan sonra yine beraberiz. Değerli izleyenler tekrar birlikteyiz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bekir hocamın host sohbetiyle ve gerçekten de çok önemli temelli konuları konuşuyoruz. Bugün nasıl bir zemin üzerinde oturduğumuzu anlamak için bu konuları konuşmak çok önemli. Hiç kuşkusuz çöküş başlığını biz verdik ama çöküşün anlaşılması için bu konuştuğumuz konular çok önemliydi. Yine oradan devam ediyoruz. Ne kadar konuşabilirsek o kadar gideceğiz. Evet hocam şimdi benim orada son konuşmalarınız arasında eleştiri konusu dikkatimi çekti. Belki bugün üzerinde durulması gereken en önemli konulardan biri tarihe eleştirel bakış. Medeniyetin aslında ben onu biraz daha genelleyerek diyorum ki medeniyetin eleştiri tasavvuru, eleştirel yaklaşımı. Bir medeniyetin gelişmesinde eleştirinin rolü. Çünkü biz genelde tarihe duygusal bakıyoruz ve... Ee, çoğu zaman da farkında olmadan popüler kültürün etkisi altında bakıyoruz. Ya övüyoruz ya sövüyoruz. Yani tarihte olmuş olayları, kişileri aşırı derece ya yüceltiyoruz ya da e, tamamen e, toptan reddediyoruz. Evet. Ee, bu bakış açısının dışına çıkmak gerekiyor. Eleştirel yaklaşım iyi yönlerini de kötü yönlerini de bir olayın, bir olgunun değerlendirmek, soruş, sorgulamak, soruşturmak anlamına geliyor. Dolayısıyla Burada bu konuyu biraz daha konuşmanın faydalı olduğunu düşünüyorum. Ve soruyu şöyle formüle ediyorum. Bir medeniyetin gelişiminde eleştirinin rolü nedir? E, nasıl bir yol izlemeliyiz ki tarih bizim zindanımız olmaktan çıksın? Tarih Güzel. gerçekten bize bir ders olsun. Güzel. Tarihten ders çıkaralım. Teşekkür ediyorum. Şimdi <laughs> medeniyetin e, gelişmesinde dedik ki o elit zümre, evet. seçkin zümre çok azınlıkta olan ama yaratıcı olan bu zümrenin faaliyetleri medeniyeti dinamik tutar, ayakta tutar ve güçlendirir. Hocam o yaratıcı o elit dediğimizi şöyle biraz açalım mı hocam? Eee bir de aşarak. Biraz tabii, daha genelleyelim. Tabii. Bunların içerisinde bir defa bunlar sorumluluk sahibi insanlar. Yani işi omuzlayan, bütün yükü omuzlayan insanlar ve topluma bir anlamda da önderlik eden insanlar, örneklik eden, örnek örnek olan insanlar. Bunların içinde bilim insanları var, düşünürler var, genel anlamda entelektüeller, aydınlar var, siyasetçiler var, devlet adamları var, sanatkarlar var, bürokratlar, bürokratlar, var. bürokratlar var. Yani böyle e, e, tek tip insan değil bunlar. Değil. Her alanda, her alanda gerçekten sorumluluk sahibi e, ve birçok konuda uzmanlaşmış insanlar bunlar veya her biri içinde çok çeşitli gruplar var, her biri farklı alanda uzmanlaşmış. Hayatın bütün alanlarını temsil evet, eden gruplar. Evet, temsil, temsil eden gruplar. Şimdi zaten medeniyet monolitik bir yapı kabul etmez. Yani tek tip bir yapıyı evet. kabul etmez. Tek kişinin sözü olsun her şeyi değiştirsin, tek kişinin söylediği olsun her şeyi yükseltsin, düşürsün veya ilerletsin bu olmaz medeniyet bir birliktelik hareketi. Daha şeyden beri, Farabi'den beri hep ne diyoruz? Sosyal bir olay. Evet. Yani insan tabiatı itibariyle başkalarının yardımına muhtaç, muhtaç bir yaratıktır. Bir yaratık. Dolayısıyla insan birbirleriyle destekleyerek, destekleyerek insanlar belli bir medeniyeti oluştururlar. Bunun için de bir alanda ilerlemiş olmuş ilerlemiş olmak da yetmez. Yani sadece teknikle ileri adamlardan oluşan bir toplum düşünün. E bunun e, bu nihayet e, sizi bir e, şeyle boyutlu bir hale getirir bir, ve bilgisayarlar ya, şeyine götürür evet. arenasına götürür. Bundan medeniyet de çıkmaz. Bundan zaten. da medeniyet de çıkmaz, çıkmaz evet. yani. Ne yapacak evet. medeniyet? Çoğulcu bir yapıya sahip. Değişik konulardan değişik alanlarda değişik kabiliyetteki uzmanların bir el birliğiyle ortaya koyduğu toplu bir yapı. Onun için bu söylediğimiz kolay bir şey değil. Evet. Öyle bütün bu insanların bir araya aynı anda gelip de yapması da kolay değil. Bunun için zaten medeniyet öyle çok kolay üretilen bir şey değil. Veya herkesin kendi her grubun kendi işini yapması öyle kolay değil. Hayır yani onların bir medeniyet üretecek konuma evet. gelmeleri bu kolay bir şey değil. 12 bin yıllık bildiğimiz tarihinde e, Toynbee'ye göre 20 tane, 19 tane efendim diğerlerine göre 30 tane medeniyet gelmiş geçmiş böldüğün zaman bunu kaç bin, kaç bin seneye evet. bir evet. medeniyet düşüyor, kaç sene, kaç yüz seneye bir medeniyet düşüyor. Kaldı ki onların da bazısı aynı dönemde geldiği için evet. aynı çağda e, ortaya çıkıyorlar. Şimdi dolayısıyla bu e, seçkin, yaratıcı, dinamik gücü oluşturan insanların medeniyeti bir araya gelerek medeniyeti oluşturmaları gerekiyor. Bu tek tip söylemle olmaz. Hmm. Farklı söylemlerin birleşmesiyle olur. Farklı açılardan bakışlarla olur. Farklı yönlerden değerlendirmeyle. Ve farklı uygulamalarla. Ve bu farklı uygulamaya dökmeyle evet. olur. İşte burada eleştiri, kritik temel unsur. Evvela benim ben dünyanın en iyi düşünürüyüm. Her şeyi iyi bilirim. Ne istiyorsanız gelin bana sorun dediğiniz zaman siz hiçbir şey yapamazsınız. Çünkü dünyada sizin gibi ne kadar çok düşünür vardır. Ne kadar farklı anlayışlar vardır. Bu farklı anlayışlar bir araya gelirse bir anlam ifade eder. Bir kişinin değil. Onun için medeniyetin oluşmasında yükselmesinde ve gelişmesinde eleştiri çok büyük bir önem evet. ifade eder. Bu eleştiri olmadığı zaman o zaman medeniyet ne yapar? Dumura uğrar. İşte işte çöküntüye uğrar. Bakınız İslam medeniyetinin kuruluş devri de dahil olmak üzere altın çağında zengin bir eleştiri şeyi var. Herkes birbirini eleştiriyor. Yani bir Bağdat'ta, Bağdat'ta e, birden ismi hatırımda gitti. 30 gün Ramazan'da e, gece sohbeti yapan Mukabesat isimli eserin müellifi. Şimdi orada bize e, Hristiyan, Yahudi, Müslüman, değişik dinlerden insanların oturup değişik konuları eleştirerek tartıştıklarını anlatıyor. 600 sayfalık bir kitap. Evet. Çok güzel bir yani, çalışma. Evet e, El-İmta'ü vel-Mü'anese hmm. kitabın adı. Yani eğlenme ve uyuşma, uyuşma uzlaşma. uzlaşma. Eğlenme Hı. ve eğlendirme ve uzlaşma. Evet. Eğlenerek uzlaşma tabiri caizse. Şimdi burada bunu böyle gördüğümüz gibi bugün Batı medeniyeti bu güce ulaşmışsa eleştiri sayesinde Kant'ın kritikleri evet. burada çok önemli. Kant Descartes'ta da bu var. Evet Kant'ın kritikleri çok önemli. İslam dünyasında İmam Gazali'nin o kritikçi yapısı. Onu özel başlıkla şeyden... soracaktım. Açmanız iyi oldu. Çünkü gerçekten onu vurgulamanız lazım hocam. Evet. Nasıl efendim? İmam Gazali'yi vurgulamak gerekiyor. Evet. Şimdi İmam Gazali'nin o her şeye eleştirel bakışı sonra bu eleştirel bakıştan sonra da bir derleyip toparlayıp İhya-ü Ulumiddin din ilimlerini ihya etme şeyi Esenli. projesi, çabası aslında bizim medeniyetimizin ne kadar eleştiriye açık bir medeniyet olduğunu gösterir. Ama bu eleştiri anlayışı zamanla törpülenmiştir. Törpülenmesinin sebebi siyasal, sosyal Olaylar, yani çevre faktörü veya medeniyet kayıplarımız işte bazı kayıplar Şimdi, vermeye başladıkça bu şeyden uzaklaşıyoruz Şöyle felaketler işte Toynbee'nin dediği meydan okuma dediği büyük felaketler. Evet. Şimdi İslam dünyası büyük felaketlere maruz kaldı. Bu felaketlere maruz kalan insanlar kolay kolay serbest düşünemiyorlar. Serbest düşünemeyince serbest eleştiri gücüne de sahip olamıyorlar. Onun için ya bir hükümdarın yanına gidecekler o hükümdar evet. eğer serbest düşünceli birisi ise her şeyi hoş görüyorsa tamam onlar da istedikleri gibi kalem oynatabiliyorlar ama o da son derece tutucu ve mütasip birisi ise o hükümdarın aya şeyine gidişine ayak evet. uydurmak zorunda kalıyor. Şimdi böyle olduğu için medeniyetin yükselmesinin en önemli gücü eleştiri gücüdür. Fakat eleştiri yıkıcı olmak zorun durumunda da olmamalıdır. Eleştiri eleştirmeli, ortaya koymalı eksiklikleri ama sonucu orada bırakmamalı. Sonucu yapıcı bir şekilde nasıl olması gerektiğini de söylemeli. Yani şimdi bizde toplumda çok yaygın bir eleştiri anlayışı var. Ya bu böyle olmaz. Bırakın da ben ben olsam şöyle yaparım bu yetmez. Bu eleştiri değil ki hocam. Bu eleştiri bu değil eleştiri yani. değil. Bu... Eleştiri şu. Siyasetçilerimiz de bunu yapıyorlar nitekim evet, yani. Madem. Evet. Yani iktidarı kötülerken her şeyini kötülüyorlar. Evet. Ve olma, olur olmaz şekilde kötülüyorlar. Bunu çok e, aklı başında olanlar da yapıyor, aklı başında evet. olmayanlar da yapıyor. Olmayanlar madem. demeyelim de diğerleri de, Diğer yapıyor. de yapıyor. Evet. Şimdi e, eleştiri olmalı ama eleştirinin sonucunda varılması gereken noktanın da o eleştiriyi yapan kişi tarafından ortaya konması Hocam, lazım. Hocam aslında eleştiri daha iyisini bulmak için değil mi? Bulmak için bir araç. Daha iyisini, daha i̇şte doğrusunu bulmak işte için. Medeniyet yani. işte ancak evet. bu zaman gelişiyor. Hocam şimdi ben şeyde e, dikkatimi çeken bir şey söyleyeceğim. Kur'an-ı Kerim'e zaten İslam düşüncesinin, İslam'ın medeniyet tasavvurunda temel şey Kur'an. Zaten orada var. Kur'an ve şekilde. sünnet. Ve sünnet. Evet. Hazreti Peygamber'in sahabeyle ve diğer Müslüman olmayanlarla ilişkilisinde de eleştiriye ne kadar önem verdiğini biliyoruz. O ayrıntıya girmeden söylemek gerekirse bir de İslam düşünce ve bilim geleneğine baktığımızda mesela Farabi'ye baktığımda ben baştan sona okuduğumda hem felsefi anlamda hem de toplumsal gerçekliği değerlendirme anlamında eleştirinin anahtar kavram olduğunu görüyorum. Anahtar veya olgu kalkış noktası olduğunu Mutezile görüyorum. Mutezileyi Evet, mutezileyi Mutazileyi alalım. Ya. Hocam, Ehli Sünnet'in bütün damarlarını alalım. Bütün, bütün damarları, bakın. Ondan sonra e, biraz böyle atlayarak gidelim. İbn Sina'da hakeza... bu böyle net bir şekilde ortaya koyuyor... Endülüs e, filozoflarının, düşünürlerin, ulemasının tamamı. Tek tek saymaya gerek yok. İmam Gazali sizin verdiğiniz örnek çok önemli. Yani Descartes'tan falan çok çok önce çok bir önemli. eleştire yöntemi olarak şüphe üzerinden nasıl gittiğini çok iyi biliyoruz. İhyanın da burada gerçekten önemini vurguladınız. Daha sonra geliyoruz İbn Haldun'a tam Müslümanlar bazı şeyleri işte kaybettiler dediğimiz noktada. Tarihçileri eleştirerek umran ilmini icat ediyor. Müthiş bir tarih eleştirisi yapıyor. Çok, tabii, tabii, çok tabii. önemli bir tarih eleştirisi yapıyor. Ve yetinmiyor onunla hocam. Hem felsefeyi hem filozofları. Hem hadis ilmini hem muhaddisleri. Tefsir ilmini müfessirleri. Fıkıh ilmini fakihleri eleştiriyor. Yani daha iyi nasıl olur doğrusunu eğrisini kendi bakış açısıyla ortaya koyuyor. Tabii onun her dediği doğrudur anlamında söylemiyorum. O da söylüyor. O da eleştiriyor. İbn Haldun biraz felsefeye terstir. Onu onu hemen hemen hiç ciddiye tabii almaz. Felsefe boyutu Ve ile. Felsefenin çünkü zamanındaki felsefeyi gördüğü için. Evet. Yani felsefenin kelam haline dönüşmesini şahit olduğu için onu Doğru. gerçekten şey yapıyor. Mesela bir İbn Rushd'e bir Farabi'de bir İbn Sina'daki o küresel yaklaşım. İbni Haldun'da tarihsel yaklaşıma dönüşüyor. Tarihsel yaklaşıma dönüyor. Evet. Şimdi benim aslında orada vurgulamak istediğim şu. Hı. Yani sonuçta yetişen insanlar, büyük insanlar aslında bunlar medeniyet insanları. Medeniyet, medeniyet kuran insanlar. Medeniyet kuran insanlar. Bu insanlar eleştirel yaklaşımlarıyla büyük olmuşlar. Evet. Yıkmadan ama. Evet. Asla geçmişi yıkmadan ama gereksiz yere yüceltmeden de. Zaten bilim, yani, bilim adamı olmanın, düşünce adamı olmanın, filozof olmanın gereği de bu var olanı eleştirerek daha iyisini nasıl bulacağını evet. araştırmak, incelemek, ortaya koymaktır. Gerçekten bunu bu, koymadığınız önemli. zaman şimdi böyle bir kitlenin bulunmadığı bir toplum medeniyet Kurabiz, üretemiyor. üretemiyor. Evet. Medeniyet üretmişse, yani üretilmiş bir medeniyetin mensubu ise o medeniyeti ayakta tutamıyor. Bunun hiç örneğine uzağa gitmeye gerek yok. Bunun örneği İslam dünyasının bugünkü hali. hali İslam evet. dünyası bu kadar zengin medeniyet birikimine sahip iken bugünkü durumu, işler acısı durumu, son 200 yıllık durumu burada bir farklılığı ortaya koyuyor. Hep bunu da şöyle dışarıya suçu atıp da yani batılılar bizi böyle yaptı, bizi ezdiler, onlar böyle istemiyorlar. Evet, onlar istemiyorlar. Demin de söyledik. Doğru ama biz neredeyiz? İstemiyorlar, mi? zorluyorlar, bizi yok etmeye çalışıyorlar. Bu gayet onlar yapıyorlar. Ama bizim kendi iç dinamiklerimiz zayıfladı. Kendi iç dinamiğimiz güçlü olmayınca biz meydan okumalara cevap veremez hale geldik. Meydan okumalara cevap veremezliğin takdirde ayakta kalamıyorsun. Evet. Yani ya... ...ya fırtınaya teslim olacaksın... ...olaylar karşısında ya teslimiyetçi bir tutum... ...ya reddedici, ya bir, reddedici tutum. bir tutum. Evet. İkisi de sizi zayıflatır. İkisi de size iz... bir şey kazandırmaz. Kazandırmaz. Evet. kazandırmaz. Ama... ...yaratıcı bir fikriniz varsa... ...olaylar karşısında onu yorumlayıp... ...onu tersine çevirecek... ...bir yaklaşıma getirebiliyorsanız... ...sizi o ayakta tutar. Sizi ayakta tutmakla kalmaz... ...medeniyetinizi de ayakta tutar. İslam medeniyeti... ...çok güçlü dinamiklere sahip olmasına rağmen bu iç proleterya dediği şeyin evet. o iç yapıda ki zafiyetinden dolayı son 250 senedir büyük bir ıstırap ve acı içerisinde kıvranıyor. Hocam şimdi bu dediğiniz şeye iki örnek vermek istiyorum ben. Biri Osmanlı'nın zirvede olduğu dönemler. Yani 16. yüzyıl. Hadi 15. yüzyıldan şey yapalım. Ama 16. yüzyıl özellikle çok önemli. Şimdi o süreçte Osmanlı uleması ve entelektüelleri ne yapmışlar? Hiç çekinmeden yeri geldiğinde sultanları eleştirmişler. Bir kısmı doğrudan eleştirmiş. Bir kısmı sanatla yapmış bunu. Ya bu bir şiirle yapmış. Bu bir üslup meselesi. Tabii. Bir üslup. Ama bu kitaplar ortada bugün. Yani hepsi ortada. O dönemde bunu gerçekten fark ettikleri için bir kritik yapıyorlar. Aman şu konularda şuna dikkat edelim. Aman buna dikkat edelim. Bir taraftan da Batı kendi orta çağını eleştirerek köklü bir eleştiriye tabi tutarak kendi tarihiyle yüzleşerek bir aydınlanma üretti oradan. Ondan sonra moderniteyi üretti. Ve bugün geldiğimiz noktada dünyayı bugün dünyaya hükmeden bir Batı görüyoruz. Bir çatırdama, bir çöküş emaresi var ama ona ayrıca geleceğiz tabii konuşacağız belki ilerleyen vakitlerde. Ama kendi tarihiyle yüzleşmiş, neyle yüzleşmiş? Eleştirel bakışla yüzleşmiş. Ve medeniyet kurmuş oradan. Çok devasa bir medeniyet kurmuş. Evet. Ya yani bunu da ortaya koymak lazım. Burada bir şeyi evet. e, vurgulamak isterim. Osmanlı uleması hükümdarı devleti çok sert eleştirmez. Niye sert eleştirmez? Çünkü orada gördüğü bir şey var. Dünyada İslam'ın alemdarlığını yakan yapan tek ülke burası ve tek isim bu. Bu ismi zayıf düşürerek küçülterek toplumun gözünde zayıf düşürerek veya düşmanlarının gözünde zayıf düşürerek onu eleştirmek aynı zamanda senin bindiğin dalı kesmek anlamına gelir. Osmanlı bunun için Osmanlı uleması çok eleştiriliyor biliyorsunuz. Evet. Yani evet. Osmanlı işte hükümdar ne derse peki demiştir. Aslında değil de ben Şimdi, o uzun bir hikaye. O yani böyle, böyle o hep basit değil yani. diyorlar, yazıyorlar. Evet. Özellikle oryantalistler bunu evet. çok söyledi. Bir evet. de bizim batıcılar onlardan çok daha söylüyor. hızlı olarak bunları çok eleştirdi. Osmanlı ulemasının bu tavrı, eleştiri yapmama tavrının iki tane temel nedeni var. Bunlardan birisi bu. Yani devleti korumak, nizamı korumak ve İslam'ın alemdarlığını tut ayakta tutmak. İkinci bir sebebi var, işte bizim üzerinde durduğumuz o, o özgüvenden yoksun. Çünkü bilgisi yeterince donanımı yok. O da belli bir tarihten sonra oluyor hocam. Aslında Şimdi tabii ki belli, belli tarihten, tarihten sonra, tarihten sonra, sonra donanımı yok. Donanımlı evet. olanlar ama hiç konuşuyor, şey yapmıyorlar, konuşuyor. devam ediyorlar. Evet. Şimdi büyük evet. çoğunluğu, yani medresenin bu donanımdan yoksun olmasının sebepleri var. Medrese bu donanımdan niçin yoksun oldu? Onu daha sonraki şeylerde hocam bir sebebi de, de şu değil mi bunun? Ben ben şahsen öyle düşünüyorum. Ee, Osmanlı'da ulema devletten ayrı bir zümre değil hocam. Evet. Bir de şimdi onu bulayım. Evet. İlmiye dediğimiz şey kendi kendi malı gibi görünüyor. Evet. evet. Devletin, devletin işte, onun yani için. ne içinde ne dışında. Öyle çünkü devlet kendisi tırnak içinde söylüyorum adeta. İşin de böyle bir ama tarafı var. Ama politikanın içinde değil. Devletin devlet yönetiminde de değil ama değil. devletin kendisi ana fikri veren kendisi. Kesinlikle. Evet. Yani o, Osmanlı'da, o orada da öyle bir hassasiyet çıkıyor orada, yani. Orada orada bir hassasiyet var. Evet. Yani onları eleştirmiyor diye onları kötülemek, kötülemek bence yanlış. Evet. Eleştirmiyorlar. Eleştirmemelerinin sebepleri var. Bu sebepleri iyi bilmek lazım. İyi okumak lazım. Doğru. Hocam e, teşekkür ederim. Bu eleştiri kısmı gerçekten önemliydi. E, şimdi şimdi Toynbee'den tabii uzun uzun konuştuk. Geçen hafta da konuştuk biraz yine hafif işaret etmiştiniz Brodele. Brodel çünkü gerçekten modern tarihçilikte çok önemli bir isim. Evet. Yani medeniyet konusu, söz konusu olduğunda da Brodel konuşmadan olmaz. Onu biraz daha sizden dinlemek isterim. <laughs> yani Brodel'in günümüzdeki medeniyet gelişmelerini de dikkate alarak ve bir tarihçi perspektifiyle tarihteki yeni yaklaşımını da ortaya koymak suretiyle nasıl bir medeniyet tasavvuru var. Bu konuları nasıl değerlendiriyor? Sizden dinlemek istiyorum. Acaba. Şimdi tabii ben tarihçi değilim. Onun tarihçi yönü üzerinde Uşkusuz. fazla evet. söz söylemek istemem. Haddimi açmak da istemem. Ama özellikle medeniyet, medeniyetler tarihi, medeniyet konsepti konusundaki görüşlerini paylaşmak isterim. Şimdi Brodel bildiğiniz gibi tarihte yeni bir metot keşfetti. Evet Genellikle Tarih hep büyük adamların hikayesiydi. Yani hükümdarların, vezirlerin, devleti yönetenlerin hikayesi tarihin ana umdesini teşkil ediyordu. Şey, Brodell tarihte bir devrim yaptı. Anal ekoli diye bir ekol ortaya attı. Bu ekolde sıradan insanların, sıradan yapıların, sıradan oluşların, devrimlerin, karşı devrimlerin Bunların hikayesini anlatmanın önemini vurguladı ve buradan sonra da medeniyet üzerine yürüdü ve bunu yaparken de özellikle Akdeniz, Akdeniz ve Akdeniz medeniyeti üzerine çok yoğunlaştı. Akdeniz'in tarihini, Akdeniz'deki gelişmeleri anlatarak medeniyetlerin gramerine kadar geldi. Evet, medeniyetlerin grameri yani şu uygarlıkların grameri dediğimiz hı hı. bu kitap yaklaşık kaç sayfa? 680 sayfalık bir kitap. Burada tıpkı Toynbee gibi bir medeniyet analizi yapmaya çalıştı. Hı. Toynbee'den farklı tarafları şu bütün medeniyetlere tarafsız bir yaklaşım yaklaşmaya çalıştı. Yani mümkün mertebe onları olduğu gibi anlatmaya, nasılsa öyle anlatmaya çalıştı. Onu kendi yorumunu daha sonra katmak istedi. Brodel'in evet. bu tarafı var. Ama Brodel, Toynbee'den daha hızlı bir eurosentrist, Avrupa merkezci <laughs> ve Avrupa medeniyetinin üstünlüğü fikrini her e, kıvamda, her noktada ortaya koymaya çalışan bir anlayışa sahip. Şimdi bu uygarlıkların gramerinde her medeniyeti tek tek ele alıyor. Nitekim ömrünün sonlarında Toynbee de bu kitabında bir yerde Brodel'i taklit etmiştir. Belki bilmiyorum tabii. O da aynı şekilde her me çağdaki medeniyetleri karşılaştırmalı olarak anlatmaya evet. çalışıyor. Doğru. Öyle anlattığınız zaman medeniyetlerin özgün ve yetkin olan tarafları daha rahat ortaya çıkabiliyor. Şimdi Brodel'in medeniyet telakkisinde merkezde Avrupa yer alıyor ama Toynbee gibi yaşayan beş medeniyet var. Gerisi ölü medeniyetlerdir demiyor. O medeniyetlerin izinin devam ettiğini, hmm. arkasının geldiğini ortaya koymaya çalışıyor ve bugünkü medeniyetin çağdaş uygarlığın geçmiş uygarlıklarla bağlantılarını kurduktan sonra çağdaş uygarlığın nasıl olması gerektiğini ve nasıl olduğunu açıklamaya çalışıyor. Burada İslam'la ilgili ilk bölümünde İslamiyeti anlatıyor. Neden İslamiyete bu kadar önem veriyor. Şimdi Brodel şey kadar dindar değil. Toyun bir kadar evet. dindar değil. Toyun bir iyi bir Hristiyan, İyi bir Hristiyan. Onun için şeyi yok. Evet. Zaten kendisi de hep şunu söyler: Hristiyan'ın en önemli tarafı insan Tanrı anlayışıdır diyor. Ee, tanrı insan evet. anlayışı. Tanrı insan. Evet. Tanrı insan. Yani İsa Mesih. Evet. Hazreti sen İsa nasıl? bir insan. Hazreti İsa aynı zamanda bir tanrı. Tanrı. Şimdi diyor bu çok önemli bir özgünlük katıyor Hristiyanlığa diyor ve Hristiyanlık bunun için dünyada çok itibar görüyor diyor. Dünyada bu kadar gelişmesinin sebebi en önemli baş sebeplerinden birisi Tanrı insan anlayışını önümüze koyuyor olmasıdır diyor ve tabii Kitabı Mukaddes'ten örneklere evet. sürekli yer veriyor. Şeye gelince bu tamamen marksist evet. anlayışa sahip brodel Yani ama bildiğimiz klasik manada bir marksist de değil. Marksizmi de eleştiren, komünizmi de eleştiren, Hı -hı. sosyalist Fransız sosyalisti, zaten Mitterrand'ın e, akıl babası evet. diyebileceğimiz şekilde ki Mitterrand Fransa'nın e, eski klasik De Gaullecü anlayışını değiştiren adam. Mitterrand öyle bir şey yaptı ve Mitterrand her ay Fransa'nın önde gelen filozofları, düşünürleriyle topla, yemekli toplantılar yapar ve onların konuşmalarını dinler, onlarla tartışır ve onlardan fikir alırdı. Şimdi devlet adamları için bu çok önemli. önemli evet. Yani bizde eskiden ne vardı? Huzur dersleri vardı. Evet. Hükümdarların huzurunda Ramazan ayının son 10 gününde devrin uleması İstanbul'da saraya çağrılır. ...sarayda bir konuyu tartışırlar, hükümdar da onları dinler ve onlardan da istifade ederdi. Bu gelenek aslında Abbasiler devrinde de vardı, evet. eski dönemde de vardı. Hatta e, Medresetül Haseneyn veya e, Dirasatül Haseneyn diye... ...Fas'ta da, Fas'ta hala şu anda var mı bilmiyorum, e, Kral Hasan devrinde... Yani bu şimdiki kralın babası döneminde e, Dürüsül Haseney diye bir ders hmm. yapılırdı Ramazan'da. Evet. Ve o dünyanın değişik yerinden insanları çağırır, dinlerdi. Şimdi bu böylece devlet adamlarına bir entelektüel yapı sağlardı. Şimdi Brodel Marksist olmasına rağmen Marksist bir yaklaşımla Marksist bir yaklaşımla, sosyalist bir yaklaşımla medeniyet felsefesini, medeniyet tarihini incelemekte ele almaktadır. Peki bu tamamen yansız mıdır? Değil. Evet. Demin de söyledik. Avrupa merkezcilik onun için ön plandadır. Avrupa'nın üstünlüğünü devamlı söyler. Bizim medeniyetimiz üstün medeniyettir der. Fakat Brodel'den sonra gelenler bu Avrupa merkezciliği bir e, siyasi sistem haline getirmeye çalıştılar. Hmm. Yani özellikle Sarkozy, evet Sarkozy döneminde Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy döneminde Katar deklarasyonu diye Katar'da hem de bir Müslüman ülkenin başkentinde bir deklarasyon yayınladı oraya gidip e, yeni bir medeniyet perspektifi evet. geliştiriyordu. Şimdi bu batılıların şöyle bir hastalıkları var. Her gittikleri yere çok büyük şeyler götürdüklerini söylerler. Yani biliyorsunuz işte her yere ya medeniyet götürürler ya demokrasi götürürler yahut teknoloji götürürler. Hep kendileri götürür. Halbuki evet. oraya onları götürmüyorlar oralarda gidip onların propagandasını yapıyorlar. Hocam, tersini söyleyelim. Oradaki medeniyet birikimlerini alıp yağmalayıp Sonra da onları alıp evet. yağmaladıkları yani, da evet. oluyor tabii. Yani bu şimdi Katar deklarasyonunda Hocam bunlar çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Aklıma geldi. Çok canım sıkılıyor çünkü bunları siz söylediğiniz zaman. Şimdi bu batı yakar bir şey hocam ya. Ya hocam Evliya Çelebi'nin Alman topraklarına girdiğinde şu an spesifik olarak yerini söyleyemeyeceğim ama bir yerde Askerlerle giderken, orduyla giderken bakın rastladıkları bir şey böyle mermerlerden yapılmış ağaç, şey havuz, o havuza ağacın dibinden çıkan bir suyun fışkırması sonucunda düşen su orada oluşan havuz ve aynı zamanda ağacı çok güzel tasvir ediyor tabi biliyorsunuz Evliya Çelebi aynı zamanda sizin çok güzel de eserleriniz var, çalışmalarınız var. Evliya Çelebi aynı zamanda ressamdır, nakkaştır. Ee, ...aynı zamanda hakkaktır... ...yani çok ilginç bir... Hezarfen kişilik, ...birikimli bir insan... Evet. Hezarfen. ...şimdi orada diyor ki hocam... ...bakın medeniyet yaklaşımı budur işte... ...şimdi diyor ki... ...askerlere aman gaziler diyor... ...hiçbirine dokunmayın bunların... ...bunlar medeniyet ürünleri... ...hiçbirine dokunmayın... ...dokunmayın dediği gibi... at biniyor... ...ağacın ulaşabildiği üst kısmına da... ...o keskilerini çekicini çantasından çıkarıyor sanat aletlerini çıkarıyor. Almanca oraya bir şey yazıyor. Kitabe tabiri caizse bir e, şiirimsi bir ifade, bir cümle kuruyor. Böyle bir bakış açısı Allah aşkına hangi savaşta bu savaş şey aslında bu. Orduyla gidiyor çünkü bir şey olsa düşman çıksa savaşacaklar. <laughs> Batı'nın e, böyle çok istisnai spesifik şeylerini söylemiyorum. Genel olarak e, geçmişten bugüne kadar bütün o uluslararası ilişkilerinde, savaşlarında e, bu şeyi görebiliyor muyuz hocam? Yani Şimdi, hakikaten toptancı şunu kastetmiyorum. Batı denince her şey kötü, e, bütün insanlar e, kötü, merhametsiz onu kastetmiyorum. Medeniyet anlamında söylüyorum. Zihniyet e, yapısı. Zihniyet yapısı. Itibariyle zihniyet söylüyorum. yapısı tabii. Evet. Bu zihniyet yapısı buna müsait değil. Batılı evet. böyle keskin bir zihniyet yapısına sahip. Yani ya alırım ya veririm. Hiç öyle bu insanı ya aldığım nedir, verdiğim nedir diye onlardan ne alıyorum ki o aldığım o insanlara ne zarar veriyor falan onu düşünmez. Ya alırım ya veririm, ya veririm böylesine evet. bir e, kumarbaz edasıyla bu işlere yaklaşmaktadır. Dolayısıyla Doğru. Batı'nın bu genel tabiatıdır bu zihniyet yapısıdır. Çünkü bunun kaynağı Roma despotizmi Ya ]dır. Evet yani Roma'nın o despotizmi bütün dünyayı da Böyle e, ezerek ayağının altında ezerek bütün insanları esir yaparak arenalarda çürüterek ya. bir anlayış var. O anlayışı Batı e, ne yazık ki çok ilginçdir. Çok konuşmamız da gerekir. Biz vakit Koşkusuz. konuşamadık. Koşkusuz. Hristiyanlık Tabii. gibi yani. böylesine barışçıl, böylesine sevgi ve dostluk içeren bir dini aldığı halde o dini de kendine benzetmiştir. O tam tersi bir tam tamamen tam, materyalist tam tam tersi istikamette maneviyatçı bir dini Sonra bu konuda bu söylediğin tarz yalnız bize karşı değil Yalnız düşman Hocam, kendi hepsi, içindekilere de karşı elbette, elbette, ya düşünebiliyor elbette. musunuz? Diri diri insanı ağaca geçirip şeyin üzerinde döndürerek yakabiliyor ya yani çevirebiliyor. Şimdi koca İslam tarihinde çok e, bizim 1400 ha, evet. 1500 yıllık İslam tarihinde, ...iki, üç tane böyle çok marjinal örnek evet. e, verilir. Onu da biz benimsemeyiz zaten. Müslümanlar biz benimsemez. Müslümanlar benimsemez. dediler. De bunların ne kadar bunların ne kadar gerçek olduğunu da bilmiyoruz çünkü sonradan anlatılarla bunları görüyoruz. İşte e, birisi şey e, meşhur sufi... Hallacı e, Mansur'un Efendiyallahç Hallacı Mansur. E, Hallaç. Hallaç. Hallaç Mansur. Evet. E, birisi Nesimi, <laughs> birisi Nesimi. Şimdi bu tür şeyler olmamış mıdır olmuştur ama bunlar münferit vakalar hiçbir zaman için bir insanı diri diri ağaca geçirip ateşin üzerinde yakıp bir de törenle bunu yapmak Tören, evet. ve bir de bunu yapan insanlar din adamları ya. yani e, papalar kilise pa pa kilise mensupları evet. ve dini bir vecih ile bunu yapıyorlar şimdi bu batı mantalitesi işte o Roma'dan devraldığı mirası bir türlü üzerinden atamamıştır. Bunu atma, atamadığı gibi Rönesans'tan sonra bu mirası ıı, resmileştirmiştir de. Rönesans'a kadar ıı, şey Roma, Grek yani eski ıı, antik dünya ıı, kilise için bir küfürdür. Bunların Örnek bile alınması caiz evet. değildir. Hatta kitaplarının bile okutul okunması caiz değildir. Doğru değildir. Ama Rönesans'tan sonra ha, bizi esas güçlendiren buymuş diyerek bu romanın o despotizmini, kan içici tavrını olduğu gibi devam ettirmiştir. Evet. Yani şimdi şeye bahsediyordunuz Sarkozy Katar'da. Ha, şimdi Sarkozy sözleşme... Dakar deklarasyonu diye bir deklarasyon evet. yayınladı. <laughs> Ve bu deklarasyon Brodel'in ekibi tarafından hazırlandı kendisine. Ve Brodel'ci bir anlayışla yeni bir medeniyet perspektifi geliştirmeye başladılar. Ve orada Sarkozy şunu söyledi. Her medeniyet aynı değerde değildir. Evet medeniyetler var doğru. Brodel 20-30 medeniyetin hikayesini anlatıyor bize doğru. Ama her medeniyetin eşdeğer olduğunu söylemiyor. Bu medeniyetler içerisinde bizim medeniyetimiz en, en üstündür, üstündür en değerlidir, zaten en kapsamlısıdır. Amacı diye. o zaten onu söylemek. Esas yani. şey bu. Oh, evet. Bundan sonra Avrupa'da, Fransa'da yaygın bir şey e, propaganda ağı işledi. Ve arkasından birdenbire bizim Müslümanlara borcumuz yoktur diye kitaplar yazılmaya başladı. Ya. Yani... Yunanca'dan Arapça'ya tercüme edilen eserlerin Arapça'dan Latince'ye tercüme edildiğini bütün filozoflar, bütün tarihçiler anlatırken bu Katar Deklarasyonu sonrasında bazı Fransız yazarlar, evet. bunlara Amerikalılar, İngilizler de katıldılar evet. ve alkışladılar, Almanlar da katıldılar ve dediler ki böyle bir şey yoktur aslında e, Yunan medeniyetine dair eserlerin hepsi önceden Latinceye tercüme edilmişti. Arapçadan tercüme edilenlerin hiçbir değeri yoktu. Dolayısıyla bizim Müslümanlara bir borcumuz yoktur. Müslümanlar bizden herhangi bir şey talep etmesinler. Çünkü Müslümanlar medeniyet üretemezler. Medeniyet üretecek kabiliyetleri yoktur dedi. Şimdi Batı entelektüelinin işte bu İslam'a ters bakışı böylece devam etti, geldi. Bu Brudel'de nispeten azalmıştır Rodel nispeten insaflı olarak bunu anlatır o da marksist yaklaşımla bunu şeylemektedir. Şimdi biliyorsunuz bizi Türkiye'yi de Avrupa'da tutanlar önceden solcu Sol, partilerdi. Evet. Çünkü solcu partiler bu geçmiş tarih konusunda çok şüpheci özellikle pozitivist tarih konusunu evet. çok önemseyen partilerdi. Şimdi yine medeniyet tarihi bakımından yüzyılımızda önemli bir isim. Vil Durant. Evet. Bu tabii ki ne toyun bir seviyesinde bir medeniyet filozofu düşünürü ne Brodel seviyesinde bir medeniyet düşünürü. Bu kompilasyon yapan yani derleyici hmm. bir medeniyet telakkisini detaylarıyla anlatan bir çalışma yaptı. Medeniyet Tarihi isimli bir kitap yazdı. Bunun Fransızcası 20 cilt. Şöyle 20 büyük cilt. Bu evet. bayağı hmm. büyük bir şey. Evet. İngilizcesi 13 cilt. 13 cilt. Ve medeniyetleri devir devir ayırdı. Her dört dönemi bir bölüm halinde anlatmaya çalıştı. Wildurant burada daha insaflı bir yaklaşım sergiledi. Şimdi özellikle 19. 20. yüzyıl aydınlarına karşın karşılık 20. yüzyılın sonlar ortalarından itibaren Amerikalı aydınlar daha tarafsız, daha objektif olmaya çalışmışlardır. Evet. Bunu hemen hemen her alanda görüyoruz. Bunun için Amerika bütün dünyadaki bilgi birikimini ne yaptı? Aldı, topladı. Çünkü orada artık şey yok. milliyet, din veya ırk ayrı ön planda tutmuyor. Söz değil, evet. Kabiliyetleri çekiyordu. <laughs> Şimdi Will Durant da bu Medeniyet Tarihi isimli 20 ciltlik kitabında medeniyetlerin oluşumunu, gelişimini ondan sonra dini, dini burada önemli bir unsur olarak ele aldı. Düşünceyi önemli bir unsur olarak ele aldı ve e, on, o maalesef bizde benim bildiğim medeniyetin temelleri isimli şurada da var bir o kitabı Türkçeye tercüme o da kitap değil bir e, kitabından bir bölümün seçilmiş evet bir seçmeler oldu. yani doğru şimdi biz böylece bu konuşmalarımızda aynı zamanda 20. yüzyılda medeniyet perspektifinin de bir hülasasını özetini de sunmuş hmm. oluyoruz. Burada üzerinde durmamız gereken zaman zaman da ben birkaç kere temas ettim medeniyetle ilgili belgeseller çünkü sinema bu yüzyılın önemli bir olgusu ve <laughs> affedersiniz mesajları insanlara ulaştırmada en önemli etkin etkenlerden birisi haline geldi. Hele günümüzde artık televizyonla beraber evet. ondan sonra internet zaten. internetle evet. beraber bu o kadar çok hızlandı. Şimdi medeniyetleri konu alan Kenneth Clark bu Sir evet. İngiliz şeylerinden asilzadelerinden ve şey İngiliz Bilimler Akademisi'nin de şey İngiliz Müzesi'nin de başkanı olan evet. bu zat 1970'lerde şu kitap haline getirdiği bu belgeseli yayınladı. He. Bu Medeniyet. belgeselin adı. Uygarlık diyelim yani evet. evet. Uygarın ifadesiyle evet. 13 bölümlük Simizasyon. bir medeniyet dizisi yayınladı. Bu medeniyet dizisinde gerek Toynbee'nin sözüne ettiği, gerek e, Brodel'in sözüne ettiği eski antik medeniyetlere yani Hristiyanlık Hristiyanlık değil hatta modern batı medeniyetinden önceki medeniyetlere bir bölüm ayırdı. Bir saat. Bununla da kalmadı bununla da kalmadı e, medeniyeti 13. yüzyıldaki, hani 1200 yılında Avrupa'da başlayan yeni Rönesans hareketiyle evet. başlattı. Ve ondan sonra medeniyetleri bölüm bölüm İngiliz'i, Fransız'ı, Alman'ı oradaki mimari eserlerden hareketle medeniyeti anlattı. Bundan öncekini anlatmadı. Niye anlatmadı? Çünkü karanlık çağ. Ya. Çünkü orada medeniyet yok. 12. yüzyıl dünya neredeyse dünya neredeyse 12. yüzyılda kurulmuş. Yani ondan öncekiler de ölü medeniyetler zaten onların anlatılacak da çok fazla bir şeyleri yok Kenet Clark'a göre. Evet. Bu Avrupa'da çok yankı uyandırdı. Yani çok etkilendi. Hakikaten sanatını da iyi kullanan birisi. Ha. O zaman siyah beyaz bir belgesel. o onu şey yaptı Çok yayıldı televizyonlar Halen bugün bile Zaman zaman kullanılan bir kaynaktır Şimdi Kenneth Clark Şeyden öncesini Hristiyan medeniyetinde medeniyet saymıyor Orada da medeniyet yok diyor Çünkü orada din var Din evet. olduğu yerde medeniyet olmaz Peki Medeniyet Şeyle başlıyor 12. yüzyıldan başlıyor 20. yüzyıla kadar devam ediyor. Oradaki işte Avrupa çağdaş Avrupa Batı uygarlığının bütün kurumlarını, müesseselerini ortaya atıyor. Şimdi bu medeniyet belgeseli benim için çok ilginç bir hikayesi var. Ben medeniyetle ilgili belgesel yapmak istediğimde, yani Batıya doğru akan nehir belgeselini yapmak istediğimde dünyadaki bütün medeniyet belgesellerini temin ettim izledim. Zaten onun onun 12 taneydi o zaman. Evet. Şimdi kaç tanedir bilmiyorum. Zaten çok da fazla e, e, zannetmiyorum değildir. Fazla, çok da, çok değil, değil. fazla evet. da değil, fazla da değil. bunu da o vesileyle izledim. Şimdi yani bu kadar bir Batı merkezci dünya tasavvuru nasıl olur insan şaşırıyor. Yani kendi içindeki bir akımı bile kabul etmiyor. Hristiyanlığı da kabul etmiyor ve Roma'yı eski devrin bir hmm. şeyi olarak devam ettiriyor. Yani Avrupa medeniyeti yeni bir medeniyet. Geçmişle hiç bağlantısı yok. Avrupa hani Sarkozy'nin Katar deklarasyonunda ifade ettiğini ifade eder tarzda her şey batıyla başlamıştır. Ve medeniyet batıya aittir. Onun için medeniyetler kelimesi kolay kolay batı sözcüklerinde sözlükler şeylerinde yer almaz. Az az evet. Şimdi bunun üzerine ben dedim ki ben öyle bir medeniyet belgeseli yapmam lazım ki bütün medeniyetleri içine alsın. Biz İslam öncesi medeniyetlere dört bölüm ayırdım. İslam medeniyetine dört bölüm ayırdım. Türk medeniyetine, Osmanlı medeniyetine dört bölüm ayırdım. Batı medeniyetine dört bölüm yok üç bölüm ayırdım dört bölüm de medeniyetlerin bugünkü durumu nedir bunların ne gibi sorunları evet. var yani medeniyetin problemleri yani Gayet ayırdım. evrensel objektif bir çalışma Şimdi hocam o çok böyle geniş... böyle bir perspektifle konuyu ortaya koymaya çalıştım ve bundan dolayı ki işte 40-50 televizyon onu aldı yayınladı ama tabii ki bir Kenneth Clark'ın programını sunduğu kadar böyle herkes coşkuyla, heyecanla, iz isteyerek de yayınlamış değildir. Ha. Şimdi demek istediğim şu, objektif, tarafsız ve insanlığın bütününü göz önüne alan değerlendirmeler yapmadığınız zaman bunlar belli bir süre çok itibar görebilir. Kenneth Clark o gün için itibar görüyor ama bugün artık batılı aydınlar arasında neredeyse işte Clark gibi işte 13. yüzyıldan evet. başlatırsın medeniyeti diyerek yani dalga medeniyet geçilecek hale medeniyet geliyor. konseptine aykırı bir defa bu vakışatı zati medeniyetin kendi vakışatına aykırı medeniyet kavramının tabii, 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 tabii. anlam dünyasına İşte aykırı. bunu da önleyebilmek için bu benim şahsi görüşümdür diye bir Elbette. not koydu. Ama, Ama işte yetmez. Benim şahsi yaklaşımım, şahsi görüş. şahsi yaklaşımın da sen medeniyeti anlatıyorsun. Niçin sivilizasyon diyorsun adını? Medeniyet o zaman. adına Evet. Benim sivilizasyon adına. anlayışım da, benim medeniyet anlayışım da biz o zaman senin anlayışın olduğunu düşünürüz. Ama medeniyet diyorsun sen ve medeniyetleri anlattığını söylüyorsun. Evet. Şimdi Hı. hocam tabii zamanımız da az kaldı. Tamam. Biz çöküşü de konuşacaktık. Yani bu çerçevede hatta anahtar başlığımız oydu ama evet. onu konuşacağız. Yani devam eden sonraki programımızda konuşuruz. Fakat e, oraya varırken ben şu şey tam aydınlanmadı e, benim zihnim. Şimdi biz e, bir taraftan Türkiye'nin medeniyet çerçevesinde yükseldiğini, bir irade göstermeye başladığını, e, bir atak yaptığını son 20 yılda özellikle belki bunun tabii 80 sonrası özellikle belli şeylerin de hesaba katmak lazım. Yani ben ara ara, ara. ben onu biraz, ama sizin söylediğiniz daha tabii bir, biraz bir, şöyle yapalım. Birikim. Bir atak yaptığı demek şu anda yanlış. Ama geçmiş hatalarını düzeltip yeni bir medeniyet yoluna girdiğini söyleyebiliriz. Çünkü atak yapmak yani medeniyet iradesi gösterdi. Medeniyet diyelim. iradesi. Evet. Bir, sağlıklı bir medeniyet iradesi. Evet. Çünkü bundan önce de bize hep medeniyet getirdik diyerek bunlar, medeniyet adına her şey öğretiliyordu. Yani modernleşmenin adı medeniyet idi. Şimdi dolayısıyla şu 20 senede medeniyet konusunda sağlam temeller atıldı ve bunun üzerine yürünecek ana yollar hazırlandı. İşte bu temeller, bu göstergeler ne hocam bunların? Biraz daha konu anlaşılsın şimdi, diye. Siz şimdi girerken o zaman çok güzel izah ettiniz. Dediniz ki… Bu duygusal bir bakış değil, bu ırkçı bir bakış değil. Politik bir yaklaşım değil. Bir gerçeği ifade etmek. Evet. Dolayısıyla bunun tabii daha iyi bir şekilde anlaşılması için bazı belki verilerden hareket etmek önemli. Siz zaman zaman bunu zaten birçok programımızda vurguluyorsunuz. Biraz daha onun için konuşmak istiyorum. Yani tamam. üzerinde duralım istiyorum. Bu sağlam temelleri ortaya koyma ifadesini zenginleştirelim biraz yani örnekler vererek. Şimdi evet burada birinci öncelik yani Türkiye'nin şu anda geldiği konum birinci öncelik taklitçiliğe taklitçilikten uzak durmak. Çok evet. Taklitçiliğe anladım. yer vermemek. Hmm. Şimdiye kadar son 250 yılda biz hep taklitçilikle çözeceğimizi zannettik ve e, zaten e, eğer Batı medeniyetine kabul ediyorsanız medeniyettensiniz, kabul etmiyorsanız değilsiniz diyen anlayış bizde son derece yaygındı. Biliyorsunuz medeniyet sözcüğü bize bizde ilk defa Reşit Paşa evet tarafından yani Tanzimat Yani medeniyet sivilizasyon yani sivilizasyon uygarlık sivilizasyon evet. medeniyet değil evet sivilizasyon sivilizasyon, evet. sivilizasyon, 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 sivilizasyon şeklindeki kelime çünkü Reşit Paşa Fransa'da kalmıştı. Evet. Fransa'da bu kelimenin o günlerde çok zirveye taşındığını bildiği için döndü Sultan Abdülmecid'e Biz dedi bir sivilizasyon hareketini başlatırsak Avrupalı bizi kendinden sayar ve bize bu kadar saldırmaz Avrupalı oluruz dedi. Evet. Bunun içinde Tanzimat Fermanının ilanıyla. Her şeyin çözüleceğini söyledi. Evet Genç padişah tecrübesiz daha yeni yetişme. O da e, Reşit Paşa'nın bu sivilizasyon <laughs> şeyine çok e, ilgi gösterdi. Tabii ki bu bir modernleşme getirdi. Yani bunun e, öyle e, her şeyiyle kötü olduğunu da söylemek doğru değil. Yanlış olduğunu da söylemek de bir ülkede bir modernleşme şeyi başladı. Bu çerçevede e, Reşit Paşa zirveye çıkaran şeyler gördük. Mesela büyük ünlü şair Şinasi. Evet. Şinasi Reşit Abi. Paşa için medeniyetin resulüsün sen dedi. Ya. Yani medeniyetin peygamberisin. Övgüler dizildi. Yani öylesine öv övgüler dizildi. Evet. Şiirler ve Ve tabi buradan tanzimattan sonra <laughs> geçtirdiğimiz şeyleri atlatalım. 1920'lerde Cumhuriyetle beraber yeni bir medeniyet şeyine geçtik biz. Yeni bir medeniyet yani Türk milletindeniz Ziya Gökalp'in, İslam ümmetindeniz, batı medeniyetindeniz. Yani batı medeniyeti deniz ifadesi biz artık her şeyi batı medeniyetine göre e, ölçüp değerlendireceğiz yapacağız anlayışı hakim oldu. Ve burada bir tartışma çıktı. ...biz Batı medeniyetinden nasıl olacağız? Batı'nın her şeyini alacak mıyız? Yoksa ilmini ve teknolojisini mi alacağız? Yani Müslüman kalarak biz nasıl Batı medeniyetine mensup oluruz? Na, nasıl Batı medeniyetinde? Türk kalarak nasıl oluruz? Müslüman kalacak mıyız? <laughs> Müslüman kalarak Batı medeniyetine bu kadar... E, Abdullah Cevdet mesela. Evet. Abdullah Cevdet bu noktada çok ileri gitti. Dedi ki yok yani biz Batı medeniyeti için... ...ya var olacağız... Ya yok olacağız. Var olacaksak Batı medeniyetine geçeceğiz. Bu bizim eski köhne medeniyetimizi bir kenara atacağız. Ee, yoksa yok olup gideceğiz dedi. Evet. Ondan sonra gerek Ağaoğlu Ahmet, e, Ahmet gerekse yine onun Hemşehrisi olan üç tarzı meden, üç tarzı siyaset ve üç medeniyet üç medeniyet kitabında şöyle dedi: Artık dünya değişiyor. Müslümanlar akıllarını başlarına almaları lazım. Batı medeniyetini her şeyiyle almaları lazım. Batı medeniyetinin ayırıp da iyi, iyi kötüsü kötüdür deme hakkımız Olmaz. yok. Evet. İyisini de alacağız, kötüsünü de alacağız. Ancak böylece batılı olacağız. Dedi. Yani tam anlamıyla Batı medeniyetine mensup olacağız. Batı i̇şte işte söylediği o. oraya evet. tamamen intibak edeceğiz evet. ve bu ne getirdi bize? Bir Batı taklitçi batıcılık getirdi. Bu insanlar ve gerekse bundan sonraki... Anlayış bir çok aydın da onları takip etti ama. Birçok değil, pek çok, yani aydın. pek çok aydın. Hatta evet. bu biraz da resmi politika haline evet. getirildi. Devlet evet. politikası haline getirildi. Şimdi pek çok aydın batıyı derinliğine inceleme ve onu analiz etme, nereden geldi, nasıl oldu diyerek bakmak yerine olduğu gibi almayı tercih etti. Bu çerçevede birkaç tane isim var ki bu noktada çok sert dik davrandılar. Mesela Mehmet Akif. Evet. Mehmet Akif yani bu konuda çok net kesin mi? ve çok net, net bir tavır. Çok net, evet. evet. Alınız ilmini garbın, alınız sanatını, veriniz hem de mesainize son süratini diyerek Asım'ı Avrupaya ilim tahsiline gönderdi. Asımda. Evet. Asım onun tipik bir kahramanı. Evet. Ee, şimdi orada şunu söyledi. Oğlum gidin bu Fendi yarından çıkan bütün bilgileri bir an evvel alın. Gün geçirmeden ülkemize gelin ve memleketi kalkındıralım dedi. Yani Batı'nın ilmini, teknolojisini alalım ama ahlakını, adetlerini, örfünü, bilmem eğlencesini, İngiliz şeyin söylediği gibi işkisini, kumarını veya Dansını balosunu bunlara gerek yok dedi. Bu çerçevede bir batı doğu muhasebesi de yapılmadı. Mehmet evet, Akif bunları evet. söyledi evet. ama bilerek söylüyordu. Doğu batı muhasebesini yapan bir kişi çıktı. Enteresandır o da Ahmet Rıza Bey. Evet. Son e, Osmanlı son me meclisi mebusanın başkanı, başkanı olan evet. kendisi de itaatci. E, tahtçı sanıyorum. Neyse kendisi de Abdülhamit karşıtlığıyla meşhur hı hı. olan bu Ahmet Rıza Bey Batının ahlaken iflası diye bir kitap yazdı. Bu kitapta Batı medeniyetinin temellerine indi ve dedi ki, göstere ortaya koydu. Batı medeniyetinin esas kuruluşu Batı Rönesansın Rönesans ve Reformla ortaya çıkmıştır. Bu da İslam medeniyetinden Batı medeniyetine intikal eden eserler ve fikirler sayesinde olmuştur dedi ve Batı geçmişini inkar ediyor, bizi yok sayıyor ve yok etmeye çalışıyor dedi. Şimdi böylece biz bir modernleşme derdine düştük, modernleşme sevdasına diyorum ben onu sevdasına evet, düştük. Evet. Yaklaşık 80'lere kadar bu sevdamız devam etti. Fakat Batı bir türlü bizi kendisinden saymadı. Çünkü şey bir doğru söylüyordu. Yani bunlar işçi. Bunlar yaratıcı bir medeniyet üretemezler. Ancak işçilik yapabilirler. Dolayısıyla onlar bizim söylediğimizi uygulamak zorundalar. Batı evet. hep bizi böyle görüyor. Böyle görüyor Bugün evet. de böyle görüyor. Şu son 20 senedeki mücadelede bizim bir işçi olmadığımız, bizim bir medeniyet mirasına sahip bulunduğumuz ve medeniyet gücümüz olduğu ortaya çalışıldı. Yani komplekslerle hareket etmeyen bir devlet şeyi de burada ortaya devlet, çıktı. Devlet devlet komplekslerle evet. hareket evet. etmediği gibi Aşağılık bunu kompleksi bir yok. Devletin resmi politikası haline de getirdi bu 20 senelik evet. AK Parti iktidarı döneminde bu devletin bir biz de varız yani. Biz de varız bu sahnede. Bu sahnede biz de varız. Biz bunu sizinle beraber yürütmek istiyoruz. Sizin bilginizi alalım. Bizim medeniyet birikimimizi de size verelim. Evet. Siz sadece bütün dünyada sadece sizin sözünüzün geçmesi yani dünya beşten ibaret değildir sözü aslında bunun ifadesidir. Evet Şimdi böylece Türkiye yeni bir medeniyet kulvarına girdi. Bu yeni medeniyet kulvarına girdi ama daha yolun başlangıcında. Yolun Şunu hiçbir şeyi abartmadan söylememiz lazım daha yolun başlangıcında bu konuları iyi analiz edip iyi değerlendirip. Ve neler yapılacağının iyice ortaya konması gerekir. Bu da işte bizim bu medeniyet mirası programımızın esas amacı bunların neler olduğunu bir medeniyet perspektifiyle ortaya koymak. Bunu farklı perspektiflerle de ortaya konu. Siyasi olarak ortaya koyarsanız, evet. dini olarak ortaya koyarsanız başka perspektiflerle. Biz burada medeniyet perspektifiyle bunu evet. nasıl değerlendireceğimizi ortaya koymaya çalışıyoruz. Hocam e, çok teşekkür ederim. Haftaya yine konuşmaya devam edeceğiz. Değil. Değerli izleyenler, haftaya yine kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bilhassa medeniyetlerin kökü sürecini eksene alarak medeniyetleri konuşacağız. Allah'a